Seyirciler, yine bir pazar gününde beraberiz. Hepiniz stüdyomuza hoş geldiniz. Ben dünyada çocuklara bayram hediyesi eden tek lider Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. Sadece büyük bir lider geleceği küçük kalplere emanet eder diyorum. 23 Nisan'ınızı kutluyorum efendim. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bugün lazeri konuşacağız. Göz rahatsızlıklarımızı konuşacağız. Tedavileri konuşacağız. Stüdyomda çok değerli bir konuğum var. Uzman operatörümüz Doktor Levent Kanal. Stüdyoma hoş geldiniz hocam. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Aynı zamanda Kadınca Dergimizin sponsorusunuz. Bu konuda da tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ben teşekkür ederim. Büyük bir katkınız bana sağladığınız için. Çok teşekkürler. Efendim bugün Ankara'dan bize Arzu Celalifer Ekinci hanımefendi katılacak. Kendisi LÖSEV Uluslararası İlişkiler Koordinatörü. LÖSEV Derneği'yle ilgili, vakıfla ilgili sorularımız kendisine olacak. Kendisine bir merhaba demek isterim. Arzu Hanım. Merhabalar. Arzu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Nasılsınız efendim? Ankara'da havalar nasıl? Çok teşekkür ederim. Ankara'da havalar çok güzel. Bahara girdik. Biz de baharı yaşıyoruz bir haftadır ama sanırım bizim baharımız fazla uzun sürmeyecek. Güzel bir sürprizle karşı karşıyayız bu hafta. Umarım böyle de devam edecek. Havalar çok güzel Almanya'dan. Arzu Hanım, size ilk soruyu yöneltmek istiyorum müsaade ederseniz. Estağfurullah. Arzu Hanım, ne tür bağışlar yapılabiliyor LÖSEV'e? Şöyle isterseniz ben kısaca bir şeyden bahsedeyim. LÖSEV ne yaptı, ne etti, ondan sonrasında bize oradan ne şekilde bağışta bulunabilirsiniz ya da biz ne şekilde faaliyetlerde bulunabiliriz diye isterseniz harika, kısa buyurun. Bir giriş yapayım ben. Buyurun. LÖSEV 1998 yılında kuruldu ve 24 yaşında bir vakıf. Seneye 25. yılımızı kutlayacağız inşallah. İnşallah. Kurulduğu günden bugüne birçok kişiye el uzatmaya, hayatlara dokunmaya çalıştı. Bugün 60 binden fazla kayıtlı hastamız var bizim ve biz bu hastalarımıza, bu çocuklarımıza ve ailelerine geldikleri andan itibaren ücretsiz tedavi, ücretsiz konaklama, ücretsiz eğitim ve herkese ihtiyaçları doğrultusunda finansal destek ve aynı zamanda psikolojik destek sağlıyoruz. Çünkü biz tedavinin sadece medikal tedaviyle sınırlı olmadığının farkında olan bir vakıfız. Tedavi başarı oranının yüksek olabilmesi için bizim çocuklarımızın, hastalarımızın iyi beslenebiliyor olmaları, hijyenik ortamlarda yaşıyor olmaları ve moralleri, motivasyonlarının çok iyi düzeyde olması gerekiyor. Bunun farkında olan bir vakıf olarak bu yönde bütün çalışmaları gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve çok gururluyuz ki 24 yıl önce vakfımız kurulduğu zaman lösemi ile ilgili başarı tedavi oranı ülkemizde %25 oranlarındayken bugün hastanemiz Lösente'de bu başarı oranı %94 civarında. Maşallah. Ve biz bunu %100'e çıkarmaya çalışıyoruz. Hedefimiz bu yönde. Dolayısıyla pandemi gibi çok zor bir dönemi atlatmış bir ülke olarak biz pandeminin ortalarına doğru 178 tane çocuğumuzun maske atma törenini kutladık. Yani bunlar bizim için çok önemli ve başarılı gelişmeler. Çok gurur verici, evet. Lösente diye bir hastanemiz var bizim. A'dan Z'ye bütün birimlerin olduğu Ankara İncek yerleşkesinde bir onkoloji kenti. Onun haricinde hastalarımız bize geldikten sonra şehir dışından geldikleri zaman konaklamaları gereken yerler oluyor. Bunu sağlamak için Lösemin Çocuklar Köyümüz var, hastanemize çok yakın. Orada kendilerine, daha doğrusu çocuklarımız ve annelerine ücretsiz konaklama olanağı sağlıyoruz. Onun ötesinde tabii çocuklarımız kemoterapi tedavisi aldıkları için eğitimlerinden geri kalmasınlar diye onkoloji kentimizin hemen içerisinde LÖSEV okulumuz var ve burada kanserli çocuklarımız ve kardeşlerinin ücretsiz tedavi imkanı buldukları bir okulumuz var. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatıyla eğitim gördükleri.
Kısacası biz bu şekilde çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda tabii çocuklarımızın annelerini de unutmuyoruz. Onlar yaklaşık 3 yıl gibi bir zamanı çocuklarının tedavileriyle geçirmek durumunda kalıyorlar. Evet. Ve onlar sadece buna odaklanmasınlar diye atölyelerimizde, anne atölyelerimizde onlara meslek edindiriyoruz. Sertifikalı eğitim sağlıyoruz onlara ve daha sonra onların el emeği göz nuruyla kendileri için bir gelir sağlamalarını çalışıyoruz. Ve bizim LÖSE dükkanlarımızda annelerimizin el emekleriyle sattığımız ve sonra da çocuklarımıza gelir olan ürünlerimiz de mevcut. Bu vesileyle onlar hem daha yüksek bir moralle çocuklarına destek sağlamış oluyorlar, hem de kendilerine bir gelir kaynağı edinmiş oluyorlar. Bu çok holistik bir yaklaşım bizim yapmaya çalıştığımız. Herkese, bütün aileye bir şekilde el uzatmaya ve herkesin yaşam kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Bize ne şekilde bağışlar yapılıyor kısmına gelecek olursak da öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu bağış mevzusu çok hassas bir mevzu olduğu için biz bunu her yayında, her fırsatta dile getirmeye çalışıyoruz. Çünkü artık biliyorsunuz bu çok kötü niyete açık, istismara çok açık bir konu olduğu için biz bu konuda da çok hassasız ve Türkiye'de marka değeri 3. sırada olan bir vakıf olarak bunun farkında olup bunun kurmaya çalışan bir vakıfız. LÖSEV kapı kapı dolaşıp bağış toplamaz, LÖSEV elden para toplamaz, bir şey satıp para toplamaz elden. Bizim web sitemiz var www.lösev.org.tr. Ve burada bağış kısmına bastığınız zaman zaten çok çeşitli bağış kanallarımızı görebilirsiniz. Düzenli bağış yapmak isteyenler o şekilde bilgilerini giriyorlar. Ramazan bağışı, kurban bağışı, özel gün bağışı gibi çok farklı seçeneklerimiz var. Tamamen internet sayfamızdan bunu görebilirsiniz ve orada iki tane seçenek olarak paylaşılmış vaziyette. Bir tanesi kredi kartıyla bağış yapma yöntemi, diğeri de LÖSEV'in gerek yurt içi ve gerek yurt dışındaki hesaplarının sıralı olduğu ve banka havalesiyle de bu bağış yöntemi kullanılabiliyor. Dolayısıyla biz bütün bu şeylerimizi resmi kanallardan yapıyoruz ya da vakıf merkezlerimize gelip direkt elden paranızı alıp bağış makbuzu karşılığında kendi bağışınızı fiziksel ve birebir yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bizim adımıza lütfen bunu kullananlara itibar etmeyin. Biz de bu konuda bilgilendirirseniz çok mutlu oluruz. Biz de çok mutlu olduk bu değerli bilgiler için. Çok teferruatlı bir iş, gerçekten çok sorumluluk isteyen bir vakıf ve çok güzel çalışmalarınız var. Gerçekten gurur verici, can kurtarıcı bir vakfımız, yıllara dayanan bir geçmişi var. Şimdilik bu güzel bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Tekrar size döneceğim Arzu Hanım, müsaade ederseniz konuğum Lumedico. Düsseldorf olarak biz biliyoruz ama Almanya'da 11 kliniğe imza atmış değerli bir hocamız stüdyomuzdan, göz hastalıkları uzmanım Sayın Levent Kanal. Tekrar hoş geldiniz hoş efendim. Hoş bulduk, çok sağ olun. Hocam, öncelikle katarakla başlayalım. Katarak nedir? Klasik bir soru ama önemli bir soru diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü katarak bir artık hastalıktan yaşlı insanlarda çıkmış bir durumda. Çünkü yaş itibariyle herkesin başına gelebilecek ve gelebilecek bir değişim diyeyim. Bu değişimde göz merceğimizin şeffaflığını kaybetmesidir. Evet. O yüzden mesela birazcık bulanık görür hastalar. Çünkü gözümüzün içindeki mercek şeffaflığı kaybettiği zaman ışınları, ışığı birazcık dağıtır. Dağıttığı zaman da çok fazla ışığa hassaslık meydana gelir. Hassasiyetini gösterir. Ve akşamları daha da kötü araba kullanmaya yönlü bir sebep olabilir. Ve uzağa baktığımızda da yakında da aynı şekilde bulanık görürüz. O yüzden adı da Almanca'da mesela Gavaştağ. Yani perdeli görmek diyorsun mesela. Ve o da gri bir şekilde bulanık görmektir yani. Bu yüzden hastalıktan çıkmış durumda yaşlı insanlardan. Çünkü değişim, nasıl saçlarımız belli bir yaştan sonra ağarmaya başlıyorsa, maalesef, kimisinde 20'sinde, kimisinde 40'ında, kimisinde 60'ında göz merceğinin de şeffaflığını kaybetmesinin yaşı da aynı o durumlara düştü maalesef. 30, 40, 50, 60'lara kadar var yani. Önceden yaşlı insanlarda meydana gelirdi. 70-80'den sonra meydana gelen bir hastalıktı. Ama artık dediğim gibi günümüzde şeker hastalıkları artık erken yaşa düştü.
Şeker hastalıkları bu kataraktı tetikler. Solunum yollarında yaşadığımız problemler olur. Bununla ilgili kullandığımız kortizon ilaçları olsun. Kemoterapi hastalıklarında kullanılan ilaçlar olsun. Bunlar yaş sınırını maalesef çok erken yaşlara kadar düşürdüler katarakta. Peki hocam, katarak ameliyatında ne gibi sorunlar yaşanılır? Yani mutlak ve mutlak ameliyat şart mı bu tip hastalıklarda? Evet Somaz Hanım, evet bu çok güzel soru. Çünkü her zaman hastalarımız göz konusu olduğu zaman ameliyatlardan çekinirler, korkar hastalarımız. Evet. Evet ama katarak hastalığında korkacak fazla bir şey yok. İyi bir merkeze gittiği takdirde hasta. Tabii bir acemi doktor olduğu zaman olmaz tabii. Bizim o yüzden tavsiyemiz her zaman bilinen merkezlerde, kendini ispatlamış olan merkezlerde. Sayılı doktorlar zaten yapıyor bunu. Hani Almanya'da ve Avrupa'da her göz doktoru bu katarak ameliyatını yapmaya yetkisi yoktur. Bu da çok önemli bir bilgi. Evet. O yüzden katarak ameliyatını yapılan merkez yerleri vardır. Buralara gitmeyi tavsiye ederim hastalarımıza. Burada da yapıldığı sürece bir ameliyat, korkulacak fazla bir şey yok. Ameliyat esnasında iki küçücük bir delikle, yani bir milimetre kalınlığında gözün içine girilir. Allah'ın bize verdiği merceği yerinden çıkarırız. O şeffaflığını kaybetmiş, bulanmış merceği çıkarırız yerine. Yerine de suni mercek yerleştiririz. Yani ameliyatın aslı bu. Aslında çok hassasiyet isteyen bir ameliyat. Tabii, çünkü bizim ameliyat ettiğimiz alan 2 milimetre alandır yani. Çok ince ve çok ince. Evet. O yüzden de dediğim gibi Almanya'da 7 bin doktor varsa bunu sadece göz doktoru, yani 7 bin göz doktoru var. Bunun yaklaşık sadece 500'ü yapabilen bu ameliyatı yapabilir. Ve bunun altında kategoriler var. Bunların arasında da yani merkezler olan, sahip olan yerlerde çok azdır, çok nadirdir yani. Peki hocam, katarak tedavisinde göz bozuklukları düzeltilebilir mi? Evet. Çünkü mercek, nasıl mesela gözlüğümüzün ölçüsü neyse, ve hatta bazı hastalarımız kontak lens kullanıyor. Bu kontak lensin ölçülerine göre artık çok gelişmiş mercekler var. Bu mercekler gözün ölçüsüne göre ölçülüp yüzün içine yerleştirip, yani hastamızı gözlükten kurtarabiliriz. Hem uzak, ya yakın, ya uzak, ya da hepsini bir arada düzeltebiliriz. Hocam, şeker hastalığı olan hastalarımız bu tedaviye yönelik ne gibi risklerle karşı karşıyalar? Veya şeker hastalarının da bir gruplaması var biliyorsunuz. Typ 1, Typ 2 gibi. Bunun da bir katkısı ya da yan etkileri daha riskli mi? Önceden vardı. Önceden, evet. Bu katarak ameliyatının gözü girme açısı yaklaşık gözün yarısı açılırdı. Evet. O zaman tabii kendini tedavi etme sürecinde, yani Heilungsphase dediğimiz dönemde bu çok daha geç oluyordu şeker hastalarında. Ama artık günümüzde bir milimetre açıdan girdiğimiz için bu risk çok düştü. Ama şu var, katarak ameliyatından sonra uzman doktoru yapmadığı takdirde birçok komplikasyonlar oluşabilir. Şeker hastalarında hele daha çok olabilir. Bizim çok karşılaştığımız diyeyim, yani şeker hastalarında makulada, yani görme merkezisi sarı noktada ödem oluşur. Yani su birikintisi oluşur. Bu su birikintisi hele hele şeker hastalığının ortalama düzeyi çok yüksekse, yani uzun şeker dediğimiz altının altındaysa, o risk çok düşüyor. Ama o 3 aylık şeker dediğimiz o uzun şeker ölçümü, hani 8'lerden yüksekse, o risk çok artıyor maalesef. Peki hocam, ameliyat sonrası nikiyat süresi ne kadardır? Genelde dediğim gibi uzman bir doktor yaptığı sürece hemen ertesi gün hastamız çok net şekilde görür. Hiçbir şekilde çok der, ben bir hayatımda bir görmemiştim der. Çünkü katarakt olduğu sürece bu çok yavaş bir oluşan bir süreçtir. Kataraktın oluşması yani bugünden yarın olmaz. Bu aylar sürer, yıllar sürebilen bir süreçtir yani. O yüzden hasta da ister istemez tabii o sürece alışıyor. Kendini adapte ediyor. Ama merceğin değiştiği takdirde ertesi günü diyor, ya ben böyle bir hayatımda görmedim diyor. Böyle bunu nasıl muazzam bir şey diyor. Önceden gözlükle zor görürdüm. Şimdi ben gözlüklüden daha iyi görüyorum. Yeni hayatına zor alışıyor. Evet, evet. Peki ameliyat süresi kaç dakika? Yani bu şimdi yaptığınız tabii operatöre bağlı. Yani bizde yaklaşık 5 ile 8 dakika arasındadır. 5 ile 8 dakika arasında.
Süper. Katarak bir yaşlılık belirtisi midir hocam? Evet. Yaşlılık belirtisidir. Ama mesela artık dediğim gibi ya bebeklerde bile görünen bir hastalık maalesef. Hı hı. Çünkü doğuştan katarakt vardır. Bu kortizonun nedeniyle kullanılan ilaçlar yüzünden oluşan katarakt vardır. Şeker hastalığı yüzünden oluşan bir kataraklar vardır. Hı hı. Darbe yüzünden olan bir mesela bir insanın yüzüne gözüne bir darbe yedi. İş yerinde, ne bileyim sporda, boks sırasında. O böyle bir hastalık, böyle bir arkadaşlar hastalarımızda da tabii yaş oranı çok çok küçük yaşlara düşebiliyor. Katarak o yüzden genel olarak hani gözümüzde hiçbir darbe yememediysek, ilaç kullanmadıysak bu yaşlılık belirtisidir. Ya da ırsi olabilen hastalıklar da var. Ona da geleceğim. Evet, genetik bir ırsi sorun mudur aileden, evet, geliyorsa ve kaç yaşlarda itibaren ameliyat mümkün mesela? Yaş oranının önemli değil. Bebeklerde olsa bile ameliyat olması şart. Çünkü eğer katarak çok ileri evredeyse bunun erken yaşta yapmasını biz tavsiye ediyoruz. Çünkü göz beyinle bir bağlantı olan bir organımızdır. Direkt beyinden çıkmış bir organdır. Bu yüzden yani 12 yaşımıza kadar göz görmemiz beyinle sürekli temas içindedir. O yüzden 12 yaşına kadar ne kadar kurtarabilirsek bir hastamızı görmesini sağlayabilirsek, güzel görürse o 12 yaşından sonra da öyle kalıcıdır yani. Eğer katarak erken, çok ileriki evredeyse, hastamız ameliyat ettirmediyse mesela, çocuğumuz yaşı küçük diye, bu doğru bir karar değildir. Çünkü o 12 yaşına kadar hangi görme oranıyla büyüdüyse çocuk o oranına kalır maalesef. O yüzden çok iyi net şekilde görmesi şarttır. Görmesi şarttır. Görme tembelliğine, yani göz tembelliğine, evet, görme tembelliğine yol açabilir. Biraz bu konuya da değinmek istiyorum. Göz tembelliği. Göz tembelliği yani bazıları göz tembelliği vardır, ırsidir. Bazıları vardır, gözü mesela örneğiniz bir çocuklarda gözü siz günde 2-3 saat kapatın. Bu görmezse, kullanmazsa çocuk bunu, hani yaşı küçük olduğu sürece, 12 yaşının altında olduğu sürece bu göz tembelleşebilir. Aktifleşmiyor, evet. Aktifleşmiyor. Çünkü direkt beyine giden bilgiler ulaşmıyor. Ulaşmadığı zaman da birbirlerini tanımıyorlar. O yüzden de görme tembelliğine maalesef yol açabilir. O yüzden bebeklerde, çocuklarda her zaman hastalarımıza söylediğim bir şey, melhem çocuklarda 12 yaşına kadar kullanmayın. Antibiyotik olur mesela, intap oluyor, oluşuyor çocuklarda. Melhem kullanmasınlar maalesef. Enfeksiyon çünkü riskinden dolayı mı hocam? Yok, enfeksiyon riskinden değil. Melhem gözün görmesini engeller, bulanık, evet, görür. Damla sıvıdır. Damla orada, orada oğlu ananın yönünde kalır ama melhem çocuklarda 12 yaş altındaki çocuklara biz kesinlikle ve tavsiye etmiyoruz. Peki hocam, çoklu ameliyat mümkün mü? Mesela sarı noktaya gelelim. Hastamızda hem sarı nokta rahatsızlığı var hem de katarak. Ve size başvuruda bulundu. Siz her ikisini aynı anda ameliyat edebiliyor musunuz? Evet, ediyoruz. İkisini aynı anda ameliyat ediyoruz. Ama ben tavsiye etmiyorum. Çünkü iki ameliyat, yani yaklaşık en azından bir saatten fazla süren bir ameliyat süresi vardır. Evet. Bu bir saatten fazla süren ameliyat süresi göze çok büyük maalesef yani darbe diyeyim yani. Çünkü bir ameliyatın 1,5 saat sürmesi göz için bir darbedir. Bunu ben tavsiye etmiyorum. O yüzden iki seansta yapılmasını tavsiye ederim. Çünkü sarı nokta hastalığındaki ameliyatlar mutlaka anında olması şart değil. Katarakt ameliyatı da aynı. O yüzden bunu bekleme, planlama imkanımız var. Proje mümkünatımız var. Önce katarakt ameliyatını ben tavsiye ederim. Hasta düzelsin. Bunun görmesine bakarız. Ne durumda? Görmesi belki %80-90'a oluşabilir. O zaman belki sarı nokta hastalığının ameliyatını gerek bile yok. Ne zaman sarı nokta hastalığında çizgileri eğri görmeye başladık, o zaman sarı nokta hastalığına da girebiliriz. Ve enfeksiyon riski de düşüyor tabii. İki ayrı ameliyat yaptığınız zaman katarakt ameliyatını 5-6 dakikada bitirmiş oluruz. Bakarız durum. Belki 2 ay, 3 ay, belki 1 sene sonra, belki 2 sene sonra vaktimiz var. O zaman belki hasta memnuniyetini kaldırır diyor bazı hastalarımız. Ben çok memnunum doktor bey, ben buna şükürüm diyor. Ben buna şükrediyorum diyor. Çok iyi diyor. Sarı nokta hastalığım kalsın diyor. Ona da biz tavsiye ediyoruz. Bunun da mesela çok daha iyi. Ondan sonra mesela ne bileyim sallıyorum yani 2 ay sonra ya da 2 yıl sonra yaptığımız zaman bir zaman kazanmış oluyor. Hasta da biz de. Ondan sonra sarı nokta hastalığından girdiğimiz zaman yüzün içine o ameliyatı yaptığımız zaman o ameliyat o zaman yarım saat falan sürer. Görmemiz daha şeffaf. Tehlike bir alan yok. Çünkü mercek değişmiş. Evet. Suni mercek var. O zaman biz buna seve seve
bu şekilde yapıyoruz. Benim tavsiyem bu. Ama bizim aynı hastanemizde çalışan arkadaşlarımız var. Onlar kombine ameliyat istiyorlar. Yani ikisini bir arada. Ama benim kendi şahsi görüşüm iki ayrı ameliyat olmasını daha çok tavsiye ederim. Peki hocam. Çok gerçekten çok güzel bilgiler. Ben de çizdirdim. Birkaç yıl oldu ama en kısa zamanda size tekrar tedaviye geleceğim hocam. Bu konulara değineceğiz. Evet sayın seyirciler, biz tekrar Ankara'ya dönmek istiyorum. Arzu Celalifer Ekinci Ankara'dan bağlantılı olarak Skype üzerine bize katılıyor. LÖSEV Uluslararası İlişkiler Koordinatörü'ydü kendisi. Arzu Hanım, orada mısınız? Evet evet. Arzu Hanım, Ramazan ayının içerisindeyiz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diye son haftalarını yaşıyoruz, son günlerini yaşıyoruz. Onun için bu Ramazan'ın içerisinde size Ramazan kampanyanız olduğunu biliyorum. Bu Ramazan kampanyasını biraz bize detaylı açıklar mısınız lütfen? Elbette. Bahsettiğim gibi bizim 60 binden fazla kayıtlı hastamız var ve tedavileri süresince biz bunlara her ay yardımlarımıza ulaştırıyoruz. Evet. Dolayısıyla bunlar aynı yardımlar da olabiliyor, gıda yardımı şeklinde de olabiliyor. Dolayısıyla Ramazan ayı boyunca gerek yurt içinde ve gerek yurt dışında fidye ve fitre bağışı, gıda yardımı bağışı ve zekat bağışı şeklinde sitemize de giriş yaparsanız bahsettiğim lösev.org.tr'den orada farklı şekillerde bağışlarını gerçekleştirebiliyor gönüllülerimiz. Gıda kolilerimiz gönüllülerimizin destekleriyle birlikte hazırlanıyor ve binlerce koli şeklinde hazırlanıp ailelerimizin adreslerine kargolanıyor. Çocuklarımız inanılmaz derecede mutlu oluyorlar bu kolileri aldıkları zaman. Çünkü bir şekilde LÖSEV'in ve büyük bir ailenin arkalarında olduğunu biliyorlar. Bunun farkında olmak ve bu ailenin bir parçası olmak onlara da çok iyi geliyor. Bahsettiğim moral motivasyon kısmı aslında burası. Maddi olarak tabii ki inanılmaz derecede bir katkısı var. Özellikle işte Türkiye'nin son zor ekonomik dönemlerinde elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Daha fazla insana ulaşmaya çalışıyoruz açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin kanalınız vesilesiyle de yurt dışında yaşayan daha fazla Türk vatandaşımıza ulaşabilme şansımız oldu. Bizim Türkiye içerisinde ve Türkiye dışında 5,5 milyondan fazla gönüllü ordumuz var. Ve yaptığımız her şeyi gönüllerimizin desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla başta Ramazan kampanyamız, sonrasında da kurban kampanyamız olmak üzere bizim iki tane çok önemli gelir kaynağımız var. İşte çocuklarımıza fon yarattığımız. Gönüllülerimiz ve bağışçılarımız da sağ olsunlar işte gerek fitre fidye bağışlarıyla, gerek zekat bağışlarıyla, gerekse gıda kolisi bağışları şeklinde Ramazan ayında çocuklarımıza desteklerini hiç esirgemiyorlar. Gıda yardımı bağışlarımız farklı şekillerde oluyor. Zaten sitemize giriş yaparsanız görürsünüz işte orta aile paketi, işte büyük aile paketi şeklinde farklı farklı seçeneklerimiz var. Herkes gönlünden koptuğu şekilde, elinden geldiği şeklinde yapabildiği kadarını yapıyor ve dolayısıyla sonrasında biz de tabii ki bunları ailelerimize, sofralarına ulaştırmaya çalışıyoruz. Aynı yardımlar bu şekilde gerçekleşiyor. Maddi yardımlar da çocuklarımızın tedavi masrafları için karşılanıyor ve aylık olarak maddi finansal destek sağladığımız sağlık bursu olarak çocuklarımızın hesaplarına yatıyor. Kısacası Ramazan kampanyamız bu şekilde. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza da daha fazla ulaşmak isteriz. Daha fazla kişiye LÖSEV'in ne yaptığını, LÖSEV'in kimlere dokunmaya çalıştığını ve işte desteklerinin nerelere gittiğini anlatmak isteriz. Gönüllülerimizin destekleri bizim için çok önemli. Bahsettiğim şeyler sadece maddi katkılarla da olmuyor. Gönüllülerimizin bizim yanımızda olması, bizim misyonumuzu paylaşmaları da bizim için çok kıymetli oluyor. Özellikle yurt dışından gönüllülerimiz Türkiye'ye geldikleri zaman bizleri ziyaret ediyorlar. Bazıları etkinliklerimize katılarak destek sağlamaya çalışıyorlar. Herkes uzmanlığı alanında katkılar sağlamaya çalışıyor. Çünkü biz sadece bağış toplayan bir kuruluş değiliz. Biz aynı zamanda farkındalık yaratan da bir kuruluşuz. Biz sadece kanserle mücadele etmiyoruz. Kansere neden olan her şeyle mücadele ediyoruz. İşte kanser ve beslenme arasındaki ilişkilere vurgu yapıyoruz. İklim, çevre ve kanser arasındaki ilişkilere vurgu yapıyoruz. Bu konuda uluslararası konferanslar düzenliyoruz. Dolayısıyla bizim çok çeşitli ve çok farklı çalışmalarımız var. Gönüllülerimiz de bize her kademesinde yapabildiği kadarıyla ve farklı alanlarında destek sağlıyorlar.
Şu anda dediğiniz gibi Ramazan ayının içerisinde son haftasındayız. Dolayısıyla çok yoğun bir Ramazan kampanyası yürütüyoruz. Yurt içinde, yurt dışında da bu şekilde yapabildiğimiz kadarıyla daha çok kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Sayfamızı ziyaret ederek bize desteklerini esirgemeyen gönüllülerimiz ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz ve çok hayırlı bir Ramazan diliyoruz. Çok teşekkürler. Çok evet. Hepsine buradan gerçekten sizin adınıza da çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Peki Arzu Hanım, ben işin biraz da psikolojik boyutuna değinmek istiyorum müsaade ederseniz. Psikolojik olarak ailelere destek amaçlı çok güzel kampanyalarınız var. Bir aile kurumu olarak ele almışsınız. Ne mutlu. Kendini çok ilerlemiş bir vakıf olarak ailelere psikolojik destek sağlıyor musunuz? Tabii ki herkese ihtiyaçları doğrultusunda psikolojik desteklerimizi sağlıyoruz. Sosyal hizmet uzmanlarımız sürekli olarak aile ziyaretlerinde bulunuyorlar ve ihtiyaçları soruluyor. Nelere ihtiyaç olduğu yönünde tespitler yapılıyor ve bu tespitler doğrultusunda da ihtiyaçlar o şekilde karşılanıyor. Onun haricinde ailelerimize yönelik olarak çok farklı seminerlerimiz ve programlarımız var. Hayat bağları gibi mesela. İşte farklı konuların anlatıldığı, farklı eğitimlerin verildiği. Çünkü bizim ailelerimizin %87'si asgari düzey ölçeğinde gelir seviyesine sahip ya da çok düşük gelir seviyesine sahip aileler. %11'inin de neredeyse hiçbir gelire sahip olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunların farkında olarak, kesimin de farkında olarak biz hem eğitim açısından desteklemeye çalışıyoruz ailelerimizi, hem moral motivasyon açısından desteklemeye çalışıyoruz, maddi olarak destekliyoruz ve bunların ailemizin bir parçası olduğunu her fırsatta hissettiriyoruz. Sürekli ziyaretleri gerçekleştiriyoruz ve ihtiyaçları tespit ediyoruz. Dediğim gibi LÖSEV ilk başta kurulduğunda 4 kişiyle kurulan bir vakıf oldu. Fakat bugün Türkiye'nin 9 farklı şehrinde temsilciliklerimiz var bizim. Ve 1200 kişilik bir ordusuyla Türkiye'nin her tarafında daha fazla kanser hastasına erişmeye çalışıyor. Onları kayıt etmeye çalışıyor ve elimizde yani ne şekilde yardım ulaştırabiliriz, ne kadar çok kişiye yardım ulaştırabiliriz mücadelesi veriyoruz açıkçası. Kiminin maddi yardıma ihtiyacı vardır, kiminin psikolojik yardıma ihtiyacı vardır, kiminin eğitim açısından desteklenmeye ihtiyacı vardır. Ve biz de kendi personelimiz ve bahsettiğim gönüllü ordumuzla elimizden geldiğince bu boşluğu kapatmaya çalışıyoruz. Çünkü her 3 dakikada bir, dünyada her 3 dakikada bir çocuk kanser tedavisi alıyor maalesef. Maalesef. Bu çok ciddi bir sorun çünkü çocukluk çağı kanseri çok geç fark edilebilen, çok geç tespit edilebilen bir şey. İşte kimse çocuğuna yakıştıramıyor, bu bilinç düzeyine sahip olamıyor, çocuk deyip geçiliyor ve fark edildiği zaman da çok geç kalmış oluyoruz. Ve maalesef gelişmemiş ülkelerde bu kanserin, çocukluk çağı kanserlerinin tedavi başarı oranı %80'lerdeyken az gelişmiş ülkelerde bu oran %20'lerde. Biz de bu dengesizliği kapatmak yönünde çalışmalar sürdürüyoruz ve bu farkı kapatmaya çalışıyoruz. Aradaki sağlık eşitsizliğini kapatmaya çalışıyoruz. Ve bu psikolojik ve maddi desteği eş zamanlı olarak vermeye çalışıyoruz. Bu şekilde faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Evet, ben çok duygulandım çünkü bunun ne kadar zor bir süreç olduğunu, hangi aşamalardan geçtiğimizi çok iyi bilenlerden bir anneyim. İki defa yaşadım ben bunu yavrularımda. Ama çok şükür, çok şükür gerçekten de çağımızın teknolojisi ve tıpı çok ilerlemiş bir durumda. Ama böyle ellerin var olması, böyle güçlerin var olması çok sevindirici, çok güzel bilgiler verdiniz. Gerçekten de gurur verici. Çok duygulandım. Çok çok teşekkürlerimi sunuyorum size. Çalışmalarınızın başarılarının devamını diliyorum. Size hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ankara'ya sevgi ve selamlar. Çok teşekkürler Arzu Hanım. Çok teşekkürler. Ben çok sağ olun. Size de selamlar, yayınlar. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Efendim, kısa bir ara, aramızdan sonra tekrar hocamızla tüm göz rahatsızlıklarımızı ele alacağız. Kısa bir reklam arası efendim. Tekrar görüşeceğiz. Augenheil Zentrum Frankfurt ve Lumedico Düsseldorf'un sunduğu Kadınca devam edecek.
Altına dönüşen birikim KT Bank'ta. KT Altın hesabıyla mobil bankacılık üzerinden birikimlerinizi altına dönüştürün. Ayrıntılı bilgi için ktbank.de. Türk lirasıyla halkımız kazanıyor, ülkemiz yani yuvamız büyüyor. Halkbank, yurt dışında yerleşik kişilerle bu kişilerin yurt dışındaki şirketlerinin birikimlerini yuvam hesabıyla koruma altına alıyor, değerine değer katıyor. Yuvam hesabı açan kişiler kur koruma güvencesinin yanı sıra %4'e varan ilave getiri kazanıyor. Ayrıntılı bilgi Halkbank internet şubesi ve Halkbank mobilde. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Memleketten güzel bir haber var. Yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın döviz cinsinden birikimleri yuvam hesabıyla Türk lirasında değerine değer katıyor. Hem birikimleriniz hem memleket kazanıyor. Üstelik birikimleriniz kur korumasıyla güvence altına alınırken vade süresine göre ilave getiri de elde ediyor. İster tüzel, ister gerçek kişi olarak şubeye gitmeden Türkiye'deki dilediğiniz bankada hesabınızı açın, birikimlerinizi yuvanızda değerlendirmenin gururunu yaşayın. Tolga abi dur, sakın basma. Tolga Bey kusura bakmayın. Bizim Mete misket biriktiriyor da çok kıymetlidir. Ben de deniz kabuğu biriktiriyorum. Birikim yapmayı seven bir aile. Tabii ki Tolga Bey. Geleceğimiz söz konusu olunca birikim şart. Birikimlerini böyle korumayı da sizden öğrendi öyleyse. Elbette. Biz de birikimlerimiz için en güvenlisini tercih ediyoruz. Hepsini Vakıfbank'ta değerlendiriyoruz. Evde saklasak kafamız rahat olmuyor. Bir de Vakıfbank'ta değerine değer katıyor tabii. Ben de misketlerimi Vakıfbank'ta mı korusam? Sen zaten yeteri kadar iyi koruyorsun Meteciğim. Küçük büyük nakit altın fark etmez. Geleceğiniz için yaptığınız tüm birikimler, kur korumalı TL mevduat, dövizden altından dönüşümlü TL mevduat, yuvam hesabı ve vadeli vadesiz çeyrek altın hesapları ile Vakıfbank'ta güvenle korunur, değerine değer katar. Vakıfbank, daima seninle. Yemek yapıyorum. Sucuk kızartıyorum anneciğim. Vazgeçemediğimiz Yedo'yu parmak sucuğu. Canın en sevdiği sucuk bu. Şimdi burada olsa hepsini hapur hapur yerdi. Of anne, nasıl da güzel koktu. Az sonra gelirler. Benim sofrayı kurmam lazım. Görüşürüz anneciğim. Can! Yedo'yu. Çocukların sevdiği, annelerin tercihi. Küçük dilimlerle büyük mutluluklar. Ramazan'ın bereketi sizinle başlar, bizimle ulaşır ihtiyacı olana. İşte şimdi her şey tamam. Ramazan'da dünyanın dört bir yanına sizin canı gönülden yaptığınız zekat, fitre, sadaka ve diğer bağışları biz de aynı sorumlulukla ulaştırıyoruz. Bu yüzden Ramazan'da bütün iyilikler canı gönülde. Vefa, İnsani Yardım Derneği. Artık kırmızı ve beyaz et ürünlerine ulaşmak daha kolay. Seçkin tuna kasaplarımızla helal ve doğal lezzetleri ayağınıza getirdik. Tuna Food App ve web sitemiz üzerinden en yakın satış noktalarına ulaşabilirsiniz. tunafood.com. Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu. Bağışlarınızla Ramazan bereketi dünyayı sarıyor. Gıda yardımı, toplu iftar, kefaret, yetim giydirme, fitre yardımı ve bayram açlığı. Siz de zekat ve sadakalarınızla destek olabilirsiniz. İyiliğe tohum ekin. Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu. Yıllardır iftar ve sahur sofralarınıza lezzetleriyle eşlik eden Ege Türk, tüm sevdiklerinizle mutlu, huzurlu ve bereketli bir Ramazan geçirmenizi diler. Türk tadında, dünya çapında. Ege Türk. İslam Kültür Merkezleri Birliği Cenaze Fonu, 27 yıllık tecrübesi ve ehil kadrosuyla hizmet vermeye devam ediyor.
Bu Tuğel'e rasismus dediğimiz olay ciddi manada var. Genç görüşlerin, genç düşüncelerin arenada sadece gelecek için bir araya geldiği program. Zamanımızın %80'ini sosyal medyaya harcıyoruz. Daha çok bizim yaşlarımızda olan gençler çok azdır siyasette. İşte bu toplumla iletişim kurmak için de bir sebep. Bulunduğunuz şehirle ilgili bilgiye sahip olmanız. Oğuzhan Erkmen'in sunumu ile Gençlik Arenası, pazar günü saat 18'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Ya hay ya hü. Yeter ki kapıya gel. Açılır teker teker. Doğdu Muhammed Nuri Cihan, arzu nur oldu zemine asman. Kul hakka, dört kapı, kırk makamda erer. Bu tarihi bir sorumluluk. Hiç kimse görevden ve sorumluluktan kaçamaz. İzleyenleriyle 18 bin aleme gelmiş olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dininin de imamı 18 bin alemindir. Konuklarıyla Hazreti Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bizim ümmetimizin cihadı nefsiyle olacak. Hiçbir ikiliğe dönmeden Hak Muhammed Ali yolunda Hak'a tam bir teslimiyetle. Deyişleriyle Hazreti Peygamber'i tanımayan Alevi olmaz. Hazreti Ali'yi tanımayan Halevi olamaz. Nefesleriyle dört kapıdan sırrı hakikate ermeye çalışıp şeriat gemisiyle tarikat denizine açılıp marifet damlacığıyla hakikat incisini bulanlara karışacak. O evliya enbiya velilerin uğrak yerleri olsun. Allah Allah. O mübareklerin harimetin nazar aliyeleri üzerine daim olsun. Allah Allah. Erenlerin izinden çarşamba günü saat 18'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Gurbet Ekspresi programının bu haftaki program konusu. Wir bieten an MPU. Burada benim hiçbir akrabam yok. Belçika'ya, Hollanda'ya da gidip geliyoruz yani. Dini kuruluşsa dini kuruluş işini yapsın. Geri kalan %80'lik Türk toplumu nerede burada? Sorular alalım. Soruları verelim. Burada para toplandı babalarımızdan. Firibeyli'de Dayımgil var, Naci Dayım var, Fadime Mimgil var. Bizi izlemeye devam edin. Size geliyoruz. İzzet Çalık'ın sunumu ile Gurbet Ekspresi, cumartesi günü saat 18'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Hayat bir hikayedir. Geçip giden hatıraların gönlümüzde kalan gölgesi. Ve her hikaye bir türküdür. Gönülden dile namesi. Sevda yüklü türkü. Nereden sor beni. Kanal Avrupa'dan yeni bir program. Her türkü bir hikaye. Unutulmayan türküler ve türkülerden süzülen hikayeler. Nasıl inanayım sözlerin bana. Gülde iki diken vay ben beynim. Türk halk müziğinin güçlü sesi Kazım Kalaycı'nın sunumu ile Her Türkü Bir Hikaye, pazartesi saat 19'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Meğer dünya bomboş imiş, sevdiğin yar olmayınca. İş dünyası ve girişimcilik, Avrupa'da şirketleşme ve şirket kurma yollarını... Almanya'da bir sistem var, bu sistemin dışına çıkılmıyor. Gönül ister ki Türkiye'de bu sistem olsun. Şirketlerin yeniden yapılandırılması... Türkiye'de vergi sistemi... Yok. Türkiye'de sadece işçi kesimi vergi öder. Şirket iflaslarının ticari ve hukuki boyutlarını tüm yönleriyle stüdyoda açıklığa kavuşturuyor. Elle tutulmayan sanal dünya üzerinde dönen bir para var. Biz para deyince cebimize koyduğumuz kağıt parçalarını anlıyoruz. Bitcoin evet bir kripto para ama bütün kripto paraları adına konuşulacak bir para birimi değil. Türkiye'de yerleşik şirketler nasıl Avrupa'ya açılır? Ne kadar düzenli olursanız ve bunu ispatlayabilirseniz karşı taraftaki memuru, bankacıyı ikna edebilirsiniz. İş dünyasının genel problemleri, Avrupa'da ticari oturum alma yolları ve devlet teşviklerinin detayları. Ali Çalışkan'ın sunumuyla İş Dünyası ve Girişimcilik, çarşamba günü saat 21.30'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Müzik
Hazır ol Avrupa. Yer yerinde durmayacak, Avrupa horona kalkacak. Kemençeler kavalları çalar ayrı havalar. Kemençeler kavalları çalar ayrı havalar. Adam ikalır bulur güvünde sınavlıklar. Horonda... Karadeniz rüzgarı Kanal Avrupa'da esmeye devam ediyor. Ay Asiye, Asiye, tütün koydum kesiye. Babam seni değerli konuklar, atma türküler ve horonlar ile kim kavuştu söyleyin haşan sevdasına karşımda duruyorsun. Karadeniz Show Ali Öztoprak'ın sunumu ile çarşamba saat 19'da Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da. Avrupa'nın arabesk ve fantezi kralı Ersoy Dinç, Kanal Avrupa ekranlarında. Güzel gözün varsa al canım senin olsun. Müzik, eğlence, birbirinden değerli konuklar bu programda. Ersoy Dinç'in sunumu ile müzik ile muhabbet, Salı günü saat 22'de Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da. Ağam hey, şahım hey. Ölmeyen türküler. Sevdanın şafağına söktüğü zaman. Türkiye'nin her yerinde ayrı ayrı duygular yaşatacak bir duygu şöleni. Kumdan kuma savuruyor yer beni. Ağlar. Baydaroğlu'nun sunduğu Ölmeyen Türküler, Salı günü saat 19'da Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da. Avrupalı Türkler gündemi Kanal Avrupa ekranlarından takip ediyor. Canlı yayınlar. Oralarda normalde çok yoğun olması lazım. Şu anda kimseyi göremiyorum. Son dakika haberler. Habere dair her şey hafta içi her gün Kanal Avrupa'da. Avrupa'nın ortası Almanya'da. Bir şarkı oldu. Buz gibi suların durmadan akar. Mavi gök kırlara nazarlık takar. Anadolu rüzgarı tüm renkleriyle esmeye devam ediyor. Burası da asfalt değil halinin. Erzincanlı bir canım, sıcaktır benim kanım. Dalgalı denizin, kumun toprağın, İngiliz, Fransız, Hintli anzağın. Doktorumuzla göz tansiyon hastalıklarına devam edeceğiz. Göz rahatsızlıklarını konuşacağız. Tedavileri tekrar ele alacağız. Çok sorularımız var, seyirciden gelen sorularımız var. Hocam ben bir soruyla devam etmek istiyorum. Çok önemli bir sorum. Kemoterapi gören çocuklarımızın sıkça görünen rahatsızlıkları nelerdir? Göz hastalıklarıyla ilgili. Kemoterapi almış bir hastamız, yani çocuk olabilir, bu büyük yetişmiş olabilir, ergenlik yaşında olabilir. Görülen en büyük problemlerden bir tanesi göz kuruluğudur. Göz kuruluğu. Göz kuruluğu. Bunu sürekli uzun süre yani suni gözyaşıyla tedavi etmesi mecburiyetinde kalabilir. Çünkü kemoterapi alan hastamız
bu göz yaşını üreten bezlerde maalesef çok büyük hasarlar oluşturabiliyor. İkinci problem de gerçekten kataraktır. Ve gözün retina hastalıklarına kadar yol açabilir. Bu yüzden az önce bahsettiğimiz gibi hani yaş oranı bayağı düştüğü için, çünkü niye? Tıp ilerlediği takdirde hastalarımız tabii hastalıktan, tedaviden çıkıp da kurtulma imkanları çok yüksek. Çok yüksek olduğu için, ama yan etkileri de tabii ister istemez çok yüksek oluşuyor. Bunların bir tane, en büyük bir tanesi de, yan etkilerden bir tanesi de kataraktır. Katarakt oluşumudur. Ya da retinada iltaplanma oluşabilir. Yara, lekeler oluşabilir. Katarakt ameliyatını az önce bahsettiğim gibi kolay şekilde, ama çocuklarda çok kolay değil. Çocuklarda biraz daha zordur yetişkin insanlardaki ameliyatlardan. Çünkü gözün yapısı çok daha değişiktir çocuklardan, bebeklerden. Peki hastalıkların içerisinde kemoterapiden hariç bir de ışın tedavisi var. Işın tedavisi gören hastalarımızın bu rahatsızlıklarından karşı karşıya gelmeleri olanaklı mı? Evet, aynı şekilde ışın tedavisi olan hastalarımızda da göz kuruluğu ve kataraktın çok erken oluşma neden olan bir durumdur. Işın tedavisi olan hastalarımızda her yaşta çok erken katarakt oluşma imkanına yol açıyor maalesef. Yani şunu dememiz gerekiyor. Eğer kemoterapi alıyorsanız, ama çocuk ama yetişkin veya ışın tedavisi görüyorsanız veya görmüşseniz mutlak bir göz hekimine görünmenizde fayda var. Bir kere değil, bunu mutlaka yılda iki kere yapma mecburiyetindedir. İki defa yapmak mecburiyetindeler. Evet. Peki hocam, göz kapak ameliyatı da yapıyor musunuz? Evet, göz kapak ameliyatı yapabiliriz. Bu göz üst kapak mesela sarkma olur. Alt kapaklarda bu buruşmalar oluşur. Evet. Bunların ameliyatları da tabii çok kolay şekilde yaparız. Bunun da hizmetini sunuyoruz. Katarak ameliyatımızı narkozlu mu, narkozsuz mu uyguluyoruz? İki yöntem de mümkündür. Bazı hastalarımız çok korkaktır. Yani bazı hastalarımız göze hiçbir şekilde temas ettirmez. Yaklaştığımız takdirde, göze muayene edeceğimiz takdirde gözünü arkaya çeken hastalarımız var. Çok hassas hastalarımız var. Ve bunları mutlaka narkozda yapmayı tavsiye ederiz. Ama narkoz çok büyük bir narkoz değil. Yani az önce bahsettiğim gibi ameliyat 5 ile 8 dakika arasında çıkıyor, bitiyoruz. Narkozun süresi de bunun gibi 10 dakika falandır yani. O yüzden narkozdan korkacak bir şey yok. Alternatif olarak göz damlasıyla uyuşturuyoruz gözü. Bu şu an en modern, en iyi yöntem diye tanımlayabilirim size. Çünkü göz damlası, uyuşturucu damlalar vardır. Bu bütün gözün hassasiyetini bıraktırır, kaybettirir. Bu yüzden de ameliyatı çok kolay, hastayla da konuşabiliriz. Sağa bak deriz, sola bak deriz. Biraz kafanı benden yana çek deriz, aşağı bak deriz. Bu konuşmalar mümkün olduğu için rahat çok rahat şekilde ameliyat edebiliriz. Ama hastalar her zaman mutlaka tabii bir basınç hisseder. Nasıl diş doktoruna gideriz, dişimize muayene ettiğimiz zaman ağrı olmaz ama basınç oluşur. Bu gözde de aynı. Ağrı olmaz genelde. Ya da göz altından direkt iğne vurulur, uyuşturucu bir iğne vurulur. Ama ben bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü birçok hastanelere bizim tanıdığımız arkadaşlarımızla, üniversite hastanelerinde bile çok büyük problemler oluşabilir. Bu yüzden biz o iğne uyuşturmasına çok karşıyız, tavsiye etmiyoruz. Çok ilerlemiş bir teknoloji olarak ameliyatlar yapılıyor ve çok değişik lazer yöntemleri var hocam. Sizin en çok kullandığınız lazer yöntemi hangisi? Ya bizim en çok kullandığımız femtolazik. Femtolazik. Çünkü bu görme bozukluğunu düzelten en iyi yöntem. Bunun da tabii çeşitli aletleri var. Yani lazik tedavisinin doktorları olsun ve üretimli olsun, Almanya'nın beynidir yani. Alman bilim adamlarının beynidir. Buradan, Almanya'dan doğmuş bir tedavi yöntemidir. İlk olarak Rusya'dan bir yöntem oluşturmuştur bir profesörün birisi. Ama onu biz sadece çok büyük problemlerle karşılaştığımız için Almanya, o Rusya profesörünün baz alarak oluşturmuş, geliştirmiş lazik tedavilerinin babası diyeyim, dünyada babası Almanya'dır. Bunu unutmamak lazım. Hocam, tarihi 30 yıla dayanıyor desem yeri mi?
Biraz daha fazla. Biraz daha fazla. Biraz daha fazla. 40 seneye falan dayanıyor. İlk lazik ameliyatları Almanya'da 1980'li yıllarında yapılmıştı. Ama tabii çok pahalı olduğu için alet de çok pahalıydı. O yüzden sadece Almanya'da vardı. Dünyada ilk Almanya'daydı. İlk Almanya'da. Evet. Peki hocam, ben sizi gözle ilgili kabımızın yanına alsam. Evet, olur. Daha yakından seyircilerimize göstersek. Şu şekilde efendim. Bu gözün yan kesilmiş bir alanıdır. Seyircilerimiz görüyor mu? Kameramız. Evet. Evet. Gözün bir anatomisini anlatayım ben size. Gözün anatomisi, korneamız bu üst düzey şeffaf bir şebekedir, tabakadır. Bunun içinde olan iris dediğimiz göz rengini bize veren iris vardır. Onun arkasında, direkt hemen arkasında göz merceği vardır. Bu mercek işte dediğimiz katarakta ameliyatında kullanılan, yerinden çıkarılan mercektir. Bizim de buradan küçücük bir delikle yukarıdan ve aşağıdan açtığımız 2 milimetre, 1 milimetre oranla delikle, bu en son teknolojidir, en iyi teknolojidir. Önceden gözün yarısı açılırdı. Bu sonradan 5 milimetreye düştü. Sonra 2,5 milimetreye düştü. Şu an 1 milimetreden gireriz gözün içine, merceği yerinden çıkarırız. Yerine suni merceği yerleştiririz. Şu kısım mı oluyor hocam? Evet. Şu kısmı olduğu gibi kaldırıyorsunuz. Bu kısım, aynı bugün bir kapsül dediğimiz bir kapsülün içindedir mercek. Yani ben yastık gibi diyorum hastalarıma. Yastık kılıfının üst tarafını açıyoruz. İçini içine pamuk olan bölümünü komple merceği çıkartıyoruz. Ve sırrı yastığın kılıfı kalıyor gözün içinde. Ve aynı yastık kılıfın içine de yeni suni merceği koyuyoruz, yerleştiriyoruz. Hiçbir şekilde bağlantı yoktur. Hastamız hiçbir şekilde bir şey hissetmez. Merceği hissetmez. Bazıları diyor gözümde merceği hissediyorum diyor. Böyle bir şey ihtimal yoktur. Çünkü hiçbir sinir organına değinmeden, dokunmadan mercek yerinde durur orada. Ve bu mercek mezara kadar götürürüz. Hiçbir zaman değişme imkanı vardır. Biz tavsiye etmiyoruz. İlk bir kere merceği yerleştiririz. O yüzden bizim hastalarımıza önerdiğimiz en iyi merceği kullanın, en iyi merceği alın. Her zaman en pahalısı en iyi anlamına gelmez. Sizin gözünüze en uygun hangi mercekse bunu size göz doktorunuz size mutlaka bilgilendirir. Ya da gelirsiniz, biz bilgilendiririz. Evet, önemli konulardan bir tanesi de gerçekten bu mercekten sonra tekrarlanması gereken bir rahatsızlık mıdır diye sormak istemiştim ama siz yok, onu anlatayım, evet. Bir daha olmaz. Bu mercek yerinden çıktığı zaman, yerine merceği konduğu zaman bir daha olmaz. Ama şu var. Hani yastık kılıfı bahsetmiştim ya, üstünü önünü açarız, arka tarafı kalır. Bu arka taraf yerinde kalır. Bu arka tarafın yerinde kaldığı takdirde bu biraz mercekle yapışır. Mercek yapıştığı zaman yine şeffaflığını kaybeder. Bu da lazer tedavisiyle orası da yerinden kaldırılır, açılır. Yine hastamız bütün ışınlarını görme merkezine kadar yol açar. Peki hocam, biraz da göz tansiyonuna değinmek istiyorum. Evet, göz tansiyonu maalesef çok sensi bir hastalıktır. Glokom çok sensi bir hastalıktır. Evet. Bu da bir damar hastalığıdır aslında. Glokomda gözün kendi burasının içinde bir jel gibi bir madde vardır. Ama bir de şu ön kısımda merceğin ve irisin olduğu bölümde sıvı vardır. Bu sıvı su yani. Burada silyar hücrelerinden oluşan bir sıvı var ve buradan akıntı oluşan bir kanal vardır. Onun adı da Schlemm kanalı. Bu Schlemm kanalı burada üretilir, buradan akar gider. Buradan üretilir, buradan akar gider. Burada bir sürekli bir devri daim vardır. Ya üretim çoksa ya da akıntı, kanal tıkanıklığı varsa burada basınç yükselir bu alanda. Bu alanda basınç yükseldiği takdirde bütün basınç göz sinirine basar. Göz siniri de yağdır. Yağ hücrelerinden oluşan yağ bir bezeleri. Yağ bezelerinden, yağ hücrelerinden oluşan bir maddesi vardır. Evet. O yüzden yağ dokusunda olduğu için, bir göz siniri yağ dokusu olduğu için yumuşaktır tabii. Bir basınç oluştuğu zaman yumuşak bir dokuya, yağ dokusuna basınç oluştuğu zaman o çukurlaşma olur. Göz siniri çukurlanışır. Bu yüzden mesela böyle bir durumda olduğu zaman mutlaka göz doktorlarınız, eğer iyi bir donanımlıysa, iyi bir donanımlı bir göz doktoruysa mutlaka bunu sizi tomografi ile çeker. Tomografi de gösterir çukurluğunun derinliğini.
Ve bu da burada sinir kaybına yol açar. Çünkü göz siniri direkt bağlantı kablo gibidir. Düşünün bunu kablo gibi düşünün. Gözle beyin temasını sağlayan tek yol. Burada da göz sinirinin doku kaybına yol açarsa glokom hastalarında belli bir süre sonra, hemen değil, yıllar sonra görme çevresinde bozukluklar oluşur. Yani görme merkezi değil, çevresindeki alanı görmemeye başlar. Şekillendirilmeler mi daha çok hocam? Görmesi siyahlaşır. Komple siyahlaşır. Yani bu alan mesela örneğiniz gözün bir tarafında siyahlaşır. Ondan sonra bu göz gördüğü için burayı, o yüzden orayı kompenze eder. Kompenze ettiği takdirde fark etmezsiniz. Bu yüzden ne zaman fark ettiğiniz göz tansiyon hastalığını iş işten geçmiştir. Bu yüzden göz tansiyon hastalığı mutlaka yılda bir kere kontrol altında kalması 40 yaşından sonra biz tavsiye ederiz. Hatta 35 yaşından sonra tavsiye ederiz. Ve eğer göz sinirinizde çukurluk varsa bunun tomografisinin çekilmesi lazım. Bu tomografiyi doktorlarınız kendi bilgisayarında tutar. Burada mutlaka yılda bir kere yapılması lazım. İlerleme var mı yok mu diye. Çünkü glokom hastasında ameliyat en son kademede oluşur. Önce göz damlası damlatılır. Ya üretim, su üretimini düşürülür. Ya da kanalın açılmasına sebep olan bazı damlalar var. Onlar açar. Ya da lazer tedavisi var. Aynı göz tansiyon hastalığında da. Bu kanalları biraz daha girişimini biraz daha açma için lazer tedavisi uygulanabilir. Peki hocam, halk arasında bilinen göz tansiyonunun belirtileri nelerdir? Dediğim gibi çok sinsi bir hastalıktır. Belirti başladığı takdirde çok geç kalınmıştır. Çünkü aynen çevrede görmeme başlar. Yani aniden... Aniden başlar. O çünkü hasta sağ veya sol. Ya taraf, üst ya alt çevrede görme bozukluğunu yol açar. Bozukluğunun fark ettiği zaman glukom rahatsızlığı ama belirtisi... Ama o da belirtisi değil, o artık çok ileriki evrede oluşmuş bir problemdir. Yani o yüzden mesela bazı dürbün gibi görürler diyoruz ya, bazı hastalıklar. O dürbün gibi görmeyi maalesef oraya yol açar. Çünkü o zaman sürekli dürbün gibi görür bir hasta. Etrafını, sağını, solunu göremez. Peki hocam, ailede glukom rahatsızlığı varsa bizler bu ailenin risklerinden birileri miyiz? Mutlaka. Eğer bir ailede bir göz hastalığı varsa bu ırsi bir hastalıktır. O yüzden mutlaka aile çocukları da, o kişinin çocukları da kontrol altında kalması şart. Hani bu 3 yıla bir değil, 5 yıla bir değil. Mutlaka en az bir yılda bir kere göz tansiyonu ölçtürmeyi tavsiye ederiz. Peki hocam, tipleri var mıdır? Mesela körlüğe kadar gider mi? Mutlaka gider. Sinsi bir rahatsızlık. Çok sinsi bir hastalık olduğu için tedavisiz, kontrolsüz, %100 körlüğü yol açan bir hastalıktır. Çok enteresan. Evet. Peki bu rahatsızlığı yaş ile bir bağlantısı veya kısacası yaşın bir önemi var mı? Var. Genelde ileriki yaşlarda daha çok görülen bir hastalık. 40'ından sonra, 50'den sonra daha çok sık görülen bir hastalık. Ama tabii az önce bahsettiğimiz gibi DBID hastalıklar gibi bunların yaş oranları maalesef çok erken yaşlara kadar düştü. Bizim tavsiyemiz mutlaka 35 yaşından sonra herkes mutlaka bir göz doktoruna kontrole gitsin. Eğer hiçbir belirtisi yoksa, göz sinirinde çukurluk yoksa, göz tansiyonu iyiyse, merceğinde de bir şeffaflık yoksa, şeffaflığında problem yoksa mutlaka 2-3 yıla bir kontrol edebilir. Ama eğer birisinde bir problem varsa her yıl kontrol etmesi lazım. Şeker hastaları bilindiği gibi en az yılda bir kere bir kontrol altında kalması şart. Eğer yüksek 3 aylık şeker yüksek oranlara çıkıyorsa, %8'lere falan çıkıyorsa, bu uzun şeker dediğimiz oran, mutlaka o zaman yılda 2 kere de kontrol altında kalmalarını tavsiye ederiz. Çünkü şeker hastalarında oluşan problemler bu görme retinada damarlarında çatlaklıklar oluşur, patlamalar oluşur. Hatta damar tıkanıklığına kadar yol açabilir. O yüzden burada da kanamalar oluşur. Böyle göründüğü gibi homojen, turuncu değil, kanamalı bir retina ile karşı karşıya geliriz. Evet sevgili seyirciler, çok değerli bilgiler bunlar. Ailenizde varsa bu risk ve bu tip hastalıklar mutlaka muayene olunuz derim. Hocam isterseniz biz tekrar yerimize geçelim. Ve göz bebeğiyle alakası var mı diye devam edelim.
Göz bebeğiyle. Göz bebeğiyle alakası var mı glokomun? Var. Bir kısmen. Kısmen var. Kısmen. Çünkü belli bir çeşidi vardır. Onun adı PECS sendromu dediğimiz. PECS yani soyadı eksfoliasyon sendromu dediğimiz. Orada da göz bebeğinin etrafında oluşan belli bir tabakanın sürtülmesinden yol açılır. Bu sürtüldüğü sürece orada daha çok doku kaybı olur. O doku kaybı da maalesef o az önce bahsettiğim kanalları tıkar. O daha da çok agresif bir yöne yol açabilir. Teşhisi nasıl konulur? Kimlerde sık görülür desem? Gerçi çoğu sorulara çok güzel cevaplar aldık ama yaş grubu bir risk mi diye sorsam, mesela daha 40'ından sonra 35'inden sonra sık görülen bir rahatsızlık dediniz. Ve şu şekilde de bir soru aldım. Küçük yaşlarda da görülüyormuş. Maalesef öyle. Glokom hastalığı çok erken yaşlara kadar oluşabilir. Bunlar doğuştan olabilir. Konjenital dediğimiz glokom vardır. Juvenil dediğimiz glokom vardır. Çeşitleri var. O juvenil dediğimiz orta yaşlarda meydana gelen, orta yaş dediğim pardon özür dilerim. Yani ergenlik yaşında o meydana gelen glokomdur. Konjenital dediğimiz doğuştandır. O doğuştan olan hastalarımızın gözleri çok daha büyüktür. Mesela eğer çok büyük bir gözlü bir hastamız, çocuğumuz varsa, mesela bizim tabirimizle derler ya, çok muhal, çok güzel gözleri var, çok büyük gözleri var diye. Ama bu da maalesef glokomun sebebi olabilir. O yüzden büyük, çok büyük gözlü bir bebekleriniz varsa, çocuklarınız varsa, bunu mutlaka kontrol altında kalmanız şart. Çünkü göz basınç yükseldiği için, gözü de bebeklerde, çocuklarda esnek olduğu için, doku esnekliği var olduğu için tabii ister istemez büyüyor göz. Ve bunun adı da yani mesela buftalmus dediğimiz büyük, çok büyük gözün yırtılmasına kadar yol açabilir maalesef. O yüzden kontrol altında kalmak fayda var. Rutin kontrollerimizde göz tansiyonumuzun kaç olması gerekiyor? Yani standart bir tansiyon ölçümü nedir? Yani 10 ile 20 arası deriz biz her zaman. Ama mesela bir hastamız 18-19'lardaysa onu en kısa zamanda bir daha bir kontrol ederiz. Ama 20'nin üstündeyse o zaman az önce bahsettiğim gibi göz sinirinin tomografisi çekilir. Korneanın tomografisi çekilir. Bakılır acaba ölçüm doğru mu yanlış mı diye. Ve göz sinirinde hasar var mı yok mu diye. Bunu tomografilerde meydana gelir. Ve bunu da eğer öyle bir şey hasar da varsa yılda bir kere mutlaka o tomografilere çekilmekte fayda var. Peki hocam, şimdi sağ veya sol veya yukarısı veya aşağısında görmeme gibi yani kayıplara yol açtığını söylediniz glokomun. Gözün kendisinde bir şekil bozukluğu yapar mı? İleriki yaşlarda olduğu takdirde etmez. Olmaz. Ama onu siz görmezsiniz. Glokom dediğim gibi az önce ilk cümlemde kullandığım gibi çok sinsi bir hastalık olduğu için bu sadece göz doktorları görür, göz sinirinden meydana gelir. Yani şöyle, göz tansiyonu 25'tir örneğin, riskli bir orandır. Ama göz siniri çok sağlamdır. Evet. O tomografilerde meydana gelir. O zaman deriz yani korkulacak bir şey yok. Glokom değil, yüksek tansiyon var ama glokom değil diye söyleriz. Onun ismi de oküleri hipertansiyon dediğimiz. Oküler hipertansiyon ama glokom daha değil. Glokomun tam olarak tabiri yani göz tansiyonu yüksekliği artı göz sinir bozukluğu yani çukurlaşması. Bu iki önemli. Ama mesela bazı hastalarımız vardır göz tansiyonu 18'dir ama göz sinirinde çukurluk vardır. Bu da tehlikelidir. Onun da kontrol altında kalmak fayda var. O yüzden mutlaka her zaman bizim tavsiyemiz bir tek kontrol, bir doktorun tek bakmasıyla değil, bazı tomografilerinde eşliğinde teşhis konulur. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Siz aynı zamanda hem operatör hem de operatör doktor yetiştiriyorsunuz. Bu konuyla ilgili biraz daha bilgi edinmek isterim. Böyle uzman bir hekimle karşı karşıya geldik. Bunlar çok değerli bilgiler. Evet, yanımda çalışan 25'e yakın doktorumuz var. Bunların 4 tanesi asistan doktor. Evet. Bunlar birçok ülkelerden geliyorlar, diğer ülkelerden geliyorlar. Bizde eğitim alıyorlar. Birkaç yıl bizde kalıyorlar. Evet. Sonra kendi ülkelerine geri dönüyorlar. Almanya'dan da birçok arkadaşlarımız var, doktor arkadaşlarımız var. Onlara da eğitim amaçlı ameliyat tekniklerimizi öğretiriz. En son teknolojiyi öğretiriz. Veya biz kendi
ameliyat tekniğimiz Amerika'da sunulmuş bir teknolojiye sahibiz. Orada biz de sürekli Amerika'ya da eğitim veririz. Avrupa'nın birçok şehirlerinde ameliyat hocalığı olması, ameliyat öğrenmek isteyen doktorlarımıza eğitimlerini biz kendi şahsen ben veririm yani. Sadece Almanya'da 11 klinik. Evet. Kişisel klinik olarak geçerliliğini kazanmış. Lumedicum. İsterseniz siz daha çok hangi kliniklerde ameliyat ettiğinizi söyleyeyim. Veya siz kendiniz hangi ameliyatlara daha çok sık giriyorsunuz? Ben her türlü lazik ameliyatlarını ve katarak ameliyatları, ben aslında bütün ameliyatları, göz kapak ameliyatları, retin ameliyatlarını ben kendim şahsen giririm. Benim aslında hem Wiesbaden'de ağırlıklı çalışırım. Evet. Ve haftada bir iki günde Düsseldorf'ta çalışırım. Bu arada ameliyatları gerçekleştiririm. Zor vakalar bize gelir. Orada mesela bazı yerlerde uygulanamayan ameliyatları gelirler. Burada biz her türlü bir şekilde onların tedavisini uygularız ve hastalarımızı kendi şehirlerine, kendi ülkelerine geri göndeririz. Peki hocam, tekrar lazere dönmek istiyorum. Lazer tedavisi kimlere uygulanılır? Mesela lazer tedavisi öncesi ve sonrası nasıl bir sürece ihtiyacı var? Ya lazikte bizim en çok karşılaştığımız büyük başka yerlerde yapılan maalesef komplikasyonlardan büyük şeylerini anlatayım. Yani teşhisin yanlış konulması. Bu çok tehlikelidir. Bu yani o yüzden lazik tedavileri de mutlaka merkezi yerlerde yapılmasını biz tavsiye ederiz. Evet. Göz çizdirme olayı her yaşta olabilir. Ama en az düşük yaş oranında da bizim tavsiyemiz 21-22. Önceden 5-6 yıl öncesi bu 24'lerdeydi. Şu an bu teknoloji ilerlediği sürece araştırmaların çok daha dünyaca araştırmaların oluştuğu sürece bizim de bakarak yeni teknolojiyle beraber yaş oranını 20-21'lere kadar düşürüldü. Ama göz ölçüleri ilerlememesi lazım. Yani bu doktor mesela hemen bugün geldiniz. Mesela bazı ülkeler var. Maalesef bunun arasında bizim Türkiye'mizde var. Kendi hastalar kendisi tatile gidiyor. Ameliyat olup geliyor. Yani bu bizim Almanya'da böyle bir... Hepsini bir arada yapıp geliyorlar evet, aynı gün. Evet, bizim böyle bir şeyimiz yok. Biz öyle bir tavsiye de etmiyoruz. Çünkü sizin hastanızın örneğiniz geldi. Ameliyatını olacak olmayacak uygun mu değil mi diye. Bunun tabii belli belirtileri var ama en önemli belirti, en önemlisi yani kontrollerimiz. Ölçüler stabil mi değil mi? Ölçüler sağlam mı değil mi? Ölçüler değişiyor mu değişmiyor mu? Şimdi mesela Türkiye'de böyle bir imkan var mı? Yok, maalesef yok. Çünkü buradaki Almanya'da yaşayan hastalarımızın Almanya'da göz doktorlarına gitmesi lazım. Eğer bu son 1,5 senede, 1 senede sabit mi değil mi ölçüler? Bu çok önemli bir soru. Bu yüzden bizim tavsiyemiz her zaman hemen gelir gelmez masa altına oturtup, ameliyat aletinin altına oturtup ameliyatını edip hastayı gönderelim. Böyle bir şeyimiz, lüksümüz bizim yok. Çünkü bizim merkezlerimiz çok kendini belirtmiş bir merkezler. Benim Wiesbaden'deki çalıştığım hastane 60 yıldır kişisel en büyük Wiesbaden ve çevresindeki en eski, en donanımlı, en ün kazanmış bir muayenehaneye sahibim orada. Bizim hastanemizde o yüzden herkes 40 yıl önce gelen hastaların da listesi bellidir. 20 sene öncesinin gelmesi de bellidir. Ve 20 sene sonra gelecek olan hasta da mesela bugün gelip de 20 sene sonra bir daha geldiği zaman da onu bulurlar. Beni bulmayabilirler ama kendi ölçüleri vardır, mevcuttur. Bu lüks dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir sistem vardır Almanya'da. Arşiv zenginliği değil. Arşiv zenginliği değil. Ya şöyle, şimdi siz bugün 20 sene önce bana geldiniz, muayene oldunuz. 20 sene sonra yine geleceksiniz bana. Yine bende bütün ölçüler var, 20 sene öncekiyle. Bugün ve 20 sene sonraki ölçümler hepsi vardır bizde, mevcuttur yani. Hani 20 sene sonra geldiğiniz takdirde. Bu böyle bir kontrol altında kalabiliyorsunuz. Ve Almanya'da geldiğiniz zaman bir doktorunla son 3 ay öncekisi nasıldı ölçümler? 6 ay önceydi, 3 sene önceki nasıldı diye. Böyle bir stabil var mı yok mu? Böyle bir stabilite varsa o zaman biz masaya oturturuz hastamızı. Evet. Lazikini yaparız. Lazik yapıldığı zaman da o zaman bizim hastalarımız da bizden gayet çok memnun. Ücretler belki biraz daha pahalı olabilir ama hastalarımız daha çok memnun. Çünkü niye? 5 sene sonra da problem olduğu zaman yine bana geliyorlar. Doktor Bey, siz beni ameliyat etmiştiniz diye biliyorlar. Ama böyle bir şey Türkiye'de yok. Türkiye'de bir doktorun ismini bulamıyorsunuz. O aynı ya doktor bir dahaki sene başka yerde oluyor. Bu büyük
Yani o problemleri tabii siz tabii görmüyorsunuz ama bize geliyorlar öyle problemler. Onları biz görüyoruz. İnanın ben de gördüm onu. Ben de bir lazer ameliyatı geçirdiğim için ben de onları gördüm. Peki hocam, yurt dışında size gelmek isteyen hastalarımız neler yapmalı? Seyircilerimizden gelen sorulardan bir tanesi. Ve tabii önce arayıp bir randevu yapmaları lazım. Evet. Ondan sonra tabii bu randevu hemen direkt o hafta olmayabilir, o ay olmayabilir. Ondan sonra gelip muayenesini olurlar. Hastalığı varsa hastalığına bakarız. Ameliyatlık bir durum varsa ameliyatlığına yaparız. Eğer görme bozukluğunu düzeltmek için lazik ameliyatları istiyorlarsa onların da özel muayeneleri yapılır. Ve bir dahaki sefere bir daha çağrılır. Stabilite var mı yok mu diye bu ölçüler bakılır. Böyle stabilse durumlar, ölçüler düzgünse, uygunsa o zaman ameliyatını yapabiliriz. Planlayabiliriz, öyle diyeyim. Hemen yaparız değil, planlayabiliriz. Peki hocam, her ameliyatın bir riski mutlaka vardır. Her ameliyatın bir riski vardır. Hele hele göz içi ameliyatının riski daha yüksektir. En hassas. En hassas organımızdır. Evet. Ama genelde katarakt ameliyatı olsun, iyi bir merkeze gittiği takdirde diyeyim. Yani her zaman bunu söylemem mecburiyetindeyim. İyi bir, kaliteli bir merkeze gittiği takdirde risk oranı düşüktür. Lazik'te de aynı. Lazik'te çünkü gözün içine girmediğimiz için risk biraz daha düşüktür. Çünkü bir flap diye dediğimiz korneanın flapini açarız, laziğini yaparız, çizeriz ve flapı kapatırız. Tabii çok steril bir ortamda olması lazım bu ameliyat. Evet. Bu da tabii steril de dünyada en önde gelen ülkeleri Almanya'dır yani. Çok şükür. Hocam, glokom olsun, katarak olsun tek gözle görülebilir mi? Olur, mutlaka olur. Tek gözlü katarak da vardır, tek gözlü glokom da vardır. Okey. Mutlak ve mutlak ameliyat şart mı? Katarakta eğer ileriki evredeyse, yani görme oranı %50'nin altındaysa mutlaka katarak ameliyatı olması şarttır. Ama benim hastalara sorun, doktorunuza sorun. %80 görüyorsa hasta kesinlikle ameliyat olmasın. Benim tavsiyem bu. Eğer katarakt olmadan ameliyat masasına oturmasın kimse. Bazı doktorlarımız, hekim arkadaşlarımız bunu maalesef diyorlar. Ya o sizin göz ölçüleriniz çok yüksek. Ne sallıyorum, +5 ya da -5. Biz bunu katarakt ameliyatıyla düzeltebiliriz. Ama bu tavsiye edilecek bir iyi bir tavsiye değildir hastalar için. Çünkü az önce dediğiniz gibi her ameliyatın bir riski vardır. Allah göstermesin, bir katarakt ameliyatında bir iltihap girdiğini gözün içine. Göz kararır. Komple simsiyah olur. Görmesi bir daha geri gelmez hastanın. Bu riski girmenin bir anlamı yok. Eğer mercek şeffaflığını kaybetmediyse hastaların ameliyatı olmasına biz tavsiye etmiyoruz fazla. Ama ille de olacağız diyorlarsa biz onlara olumlu bir yöntemleri sunarız. Peki hocam, lazer ameliyatla gözlükten kurtulmak, tamamen kurtulmak mümkün mü? Rahatsızlıklara bağlantılı mı? Hayır, yaşla bağlantılı. Yaşla bağlantılı. Şimdi lazer ameliyatını biz genelde 40 yaşına kadar problemsiz tavsiye ederiz. Ama şunu bilmek lazım. Herkesin bildiği gibi, herkesin ailesinden, annesinden, babasından, ablasından, amcasından ya da komşusundan 40 yaşına geçtiği zaman bir insan yakında problem başlar. Bu da merceğin kendi şeklini değiştirememesinden. Biraz sertleşiyor mercek. O yüzden o yaştan sonra da genelde katarak başlar. Sertleştiği sürece şimdi uzağa bakıp da yakına bakma imkanımız var. 40-45'e kadar. 45'ten sonra bu mümkün değil. Bu o zaman yaşlılık presbiyop dediğimiz alana girer. Presbiyopi, yani elimizi cep telefonumuza baktığımız zaman uzatırız. Ama elimiz yetmez belli bir süre sonra. O zaman gözlük kullanmak, yakın gözlük kullanmak gerekir. Lazik'te de aynı şekilde. 40'ından sonra eğer hasta, diyelim 55 yaşında hasta, -2 derece hasta mutlaka yakını süper görür. Ama lazik olduğu zaman bu sıfırlanır. Sıfırlandığı takdirde uzağı süper görür ama yakında problem başlar. Yani bu da doktorun hastasıyla mutlaka konuşması lazım, izah etmesi lazım. Ve ben bunu görüyorum, duyuyorum mutlaka gelen hastalarımdan. Bu çok kısa tutuluyor. Bu hastanın endikasyon korkene, ameliyata hazırlanırken bu muhabbet çok kısa tutuluyor maalesef. Doktorlar da zaman eksikliğinden geliyor. Bizde öyle bir şey yok. Bizim hastalarımız sonuna kadar, en ayrıntısına kadar bilgilendirilir. Bu olur. 40'ından sonra yakını göremezsiniz deriz. O yüzden bunu düşünmeniz lazım. Lazik uzağa, diyor ki hasta, ama ben uzağa görmek istiyorum diyor. Yakında problem yok diyor.
O zaman tavsiye ederiz. Ama yine alternatifler çok. Hani imkanlar çok. Şu an tip o kadar ileriki ki hani katarakt ameliyatı olmadan mercek geliştirebiliriz gözün üstüne. Ne bileyim lazik ameliyatları var. Yakını düzelten lazik yöntemleri çıktı bu son bir senede. Tüm bu soruları cevaplandıracağız. Son teknolojileri konuşacağız. Göz rahatsızlıklarının detaylı, teferruatlı muayenehanelerini tekrar ele alacağız. Kısa bir reklam arası efendim. Biraz sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Augenheil Zentrum Frankfurt ve Lumedico Düsseldorf'un sunduğu Kadınca devam edecek. Altına dönüşen birikim KT Bank'ta. KT Altın hesabıyla mobil bankacılık üzerinden birikimlerinizi altına dönüştürün. Ayrıntılı bilgi için ktbank.de. Tolga abi dur, sakın basma. Tolga Bey kusura bakmayın. Bizim Mete misket biriktiriyor da çok kıymetlidir. Ben de beyaz kapı biriktiriyorum. Birikim yapmayı seven bir aile. Tabii ki Tolga Bey. Geleceğimiz söz konusu olunca birikim şart. Birikimlerini böyle korumayı da sizden öğrendi öyleyse. Elbette. Biz de birikimlerimiz için en güvenlisini tercih ediyoruz. Hepsini Vakıfbank'ta değerlendiriyoruz. Evde saklasak kafamız rahat olmuyor. Bir de Vakıfbank'ta değerine değer katıyor tabii. Ben de misketlerimi Vakıfbank'ta mı korusam? Sen zaten yeteri kadar iyi koruyorsun Meteciler. Habere dair her şey hafta içi her gün Kanal Avrupa'da. Avrupa'nın ortası Almanya'da. Bir şarkı oldu. Buz gibi suların durmadan akar. Mavi gök kırlara nazarlık takar. Anadolu rüzgarı tüm renkleriyle esmeye devam ediyor. Burası da asfalt değil Halil'im. Erzincan bir canım, sıcaktır benim kanım. Dalgalı denizin, kumun toprağın, İngiliz, Fransız, Hintli anzağın. Çanakkale geçilemez. Anadolu'nun kültür elçisi Mümin Uluç'un hazırlayıp sunduğu Anadolu Diyarı, her Perşembe saat 19'da Kanal Avrupa'da. Ateş Çemberi, Avrupa'nın tüm sosyal ve siyasi nabzını yeni dönemde de tutmaya devam ediyor. Uzman konuklarıyla... Bunların kendi dernekleri var, organize olmuşlar ve işlerini de iyi yürütüyorlar. Ama bunlar yetmiyor. Sorunlarla... Bu ülkede dördüncü nesli yaşıyorsanız kalıcı olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Türkiye Başbakanlığı veya Cumhurbaşkanı benim bu şehirde yaşadığım semtin içindeki veya eğitim okulda yaşadığım sorunu nasıl çözecek? Çözümlerle... Siyaseti önemsemeyenleri, onları önemsemeyen siyasetçiler yönetir ve temsil eder. Projelerle... Türkiye kökenli toplumun siyasi renkliliği Alman siyasetinde yer bulmuyor. 20 yıl sonra yurt dışına çıktığımız zaman Türkçe bizi anlayacak insan bulmakta, özellikle genç yaştaki insanlarla ilgili söylüyorum bunu, zorluk çekeceğiz. Avrupalı Türklerle... Muhsin abi hep bardağın boş tarafını görüyorsun, dolu tarafını görüyor. Dolu tarafı zaten dolu. Muhsin Ceylan'ın sunumuyla Ateş Çemberi, Cumartesi günü saat 21.30'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Spor Avrupa konu ve konuklarıyla gündeme dair tüm gelişmeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Profesyonellik eksikliği var bizde. Bir sezonu bitiremedi bir takımda ya. Ya böyle bir şey olur mu ya? Gelir ister ki daha çok futbolcular milli takımlara kazandırılırsa. Sen kuralları uygulayacaksın arkadaş. Tamam mı? Türkiye'deki hocaların %98'i yabancı dil bilmiyor. Yani böyle bir gülle gibi rakiplerin üzerine bir düşüyor Ercan abi. O zaman evet. Sen yoktun orada kardeşim, değerli kardeşim. Zeki Şahin'in sunumuyla Pazartesi günü saat 21.30'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Avrupalı kadınların sesi Kadınca. Her hafta Avrupa'da toplumu ilgilendiren önemli konular ile karşınızda olacağız. Haber, magazin, moda,
sağlık, güzellik, eğitim, yemek, kültür ve sanat. Birgül İlan'ın sunumu ile Kadınca, pazar günü saat 14'te Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Hukuk Masası başlıyor. Haklarınızın ve hukuki meselelerinizin takipçisi olacak yeni bir program Kanal Avrupa ekranlarında. Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkeler ve Türkiye'de karşılaştıkları hukuksal sorunlar neler? Borçlanarak emeklilik, Kombassan ve diğer holdinglerle ilgili son durum, Avrupa ve Türkiye'deki hukuksal haklarımız neler? Otomatik bilgi paylaşımı kimleri nasıl etkileyecek? Alınacak önlemler var mı? Mal varlıkları ve emlak sahibi olanlar hangi sorunlarla karşılaşacak? Avrupalı Türkler otomatik bilgi paylaşımında nasıl tedbir almalı? Bu ve buna benzer tüm sorunların cevaplarını hukuk masasında bulacaksınız. Zeki Şahin'in sunumu, daimi konuk avukat Mehtap Biçer'in katılımıyla Hukuk Masası, pazar günü saat 16'dan itibaren Kanal Avrupa ekranlarında. Avrupa Masası, Avrupalı Türklerin dertlerini... Polis içerisinde araştırma yapılması lazım. Avrupa'daki gündem en çok sizde yansıyor. İsteklerini... Sıdur'daki söylemin sözde değil özde olduğunu gördüm. Kültürel zenginliklerini... Almanya'da bizim vatanımız, evet. Türkiye'de bizim vatanımız. Seçim yasasının Türkiye'de değişmesi gerekiyor. Almanya siyasetinde de mutlaka etkili olmamız lazım. En önemlisi haklarını... Siyasette başarılı olmak istiyorsanız, hele hele muhafazakar sadece parti olursanız popülizm yapmanız gerekiyor. Sen bir taraftan kovuyorsun, gelme ben seni istemiyorum diyorsun, istemiyorum diyen yanın daha fazla. Usta televizyoncu Zeki Şahin'in moderatörlüğünde Avrupa Masası, Cuma saat 19'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Dünyada, Avrupa'da, Türkiye'de ve Almanya'da gündemin içinde ne varsa, ne konuşuluyorsa bakış açısında. Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine baktığımız zaman Türkiye'nin ticaret hacminin en büyük bölümünün Almanya ile olduğunu görüyoruz. Konuşulanlar, görülenler ne kadar doğru? Tayyip Erdoğan'ın politikalarını destekliyorum demenin bir suç olduğu duruma geldik. Irkçı bir tartışma var. Bu tartışmaya ne yazık ki özellikle medya çok iyi destekliyor. İç yüzünü bilmediğimiz konular ve olaylar farklı bir bakış açısıyla ekrana geliyor. Türkiye'ye eleştiri noktalarından bir tanesi de basın özgürlüğünün olmaması. Sosyolog ve ekonomist Erdal Tekin'in hazırlayıp sunduğu bakış açısı her cumartesi saat 19'da Kanal Avrupa'da. Girişimciler, etkinlikler, belediye çalışmaları, Ege'nin gündemi bu programda ekranlarda olacak. Altyapı ne olacak? Yol, ulaşım nasıl olacak? Baski Genel Müdürü'nün yanındayız. Sayın Başkanım, burası senelerdir duruyor. Tayyar Toprak'ın sunumu ile Ege gündemi Cuma günü saat 18'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Siz de artık habercisiniz. Tanık olduğunuz olayları çekin ve gönderin. Şeffaf Haber'de yeni mecra WhatsApp. Yayınlanmaya değer her haberi, aktarılmaya değer her görüşü, çektiğiniz tüm görüntüleri WhatsApp'tan +49 177 399 94 94'e gönderin, yayınlansın. Avrupa'da denince Kanal Avrupa, gücü özgürlüğünde. Avrupa'dan ve Türkiye'den Avrupalı Türk gençlerini ilgilendiren tüm gelişmeler gençlerin yorumuyla Gençlik Arenası'nda. Depresyonu tetikleyecek faktörleri de gençlerde bile görmeye başlıyoruz. Siyasette
din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı evet. olmaması lazım. Strukturel rasizmus dediğimiz evet. olay ciddi manada var. Genç görüşlerin, genç düşüncelerin arenada sadece gelecek için bir araya geldiği program. Zamanımızın %80'ini sosyal medyaya harcıyoruz. Daha çok bizim yaşlarımızda olan gençler çok azdır siyasette. İşte bu toplumla iletişim kurmak için de bir sebep. Bulunduğunuz şehirle ilgili bilgiye sahip olmanız. Oğuzhan Erkmen'in sunumu ile Gençlik Arenası, pazar günü saat 18'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Ya hay ya hü. Yeter ki kapıya gel. Açılır teker teker. Doğdu Muhammed Nuri Cihan, arzu nur oldu zemine asuman. Kul hakka dört kapı kırk makamda erer. Bu tarihi bir sorumluluk. Hiç kimse görevden ve sorumluluktan kaçamaz. İzleyenleriyle 18 bin aleme gelmiş olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dininin de imamı 18 bin alemindir. Konuklarıyla Hazreti Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bizim ümmetimizin cihadı nefsiyle olacak. Hiçbir ikiliğe dönmeden Hak Muhammed Ali yolunda Hak'a tam bir teslimiyetle. Deyişleriyle Hazreti Peygamber'i tanımayan Alevi olmaz. Hazreti Ali'yi tanımayan Halevi olamaz. Nefesleriyle dört kapıdan sırrı hakikate ermeye çalışıp şeriat gemisiyle tarikat denizine açılıp marifet damlacığıyla hakikat incisini bulanlara karışacak. Bu evliya enbiya velilerin uğrak yerleri olsun. Allah Allah. Bu mübareklerin hayrimeti nazar aliyeleri üzerine daim olsun. Allah Allah. Erenlerin izinden çarşamba günü saat 18'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Gurbet Ekspresi programının bu haftaki program konusu. Wir bieten an MPU. Burada benim hiçbir akrabam yok. Belçika'ya, Hollanda'ya da gidip geliyoruz yani. Dini kuruluşsa dini kuruluş işini yapsın. Geri kalan %80'lik Türk toplumu nerede burada? Sorular alalım. Soruları verelim. Burada para toplandı babalarımızdan. Firibeyli'de dayımgil var, Naci dayımgil var, Fadimimgil var. Bizi izlemeye devam edin. Size geliyoruz. İzzet Çalık'ın sunumu ile Gurbet Ekspresi, cumartesi günü saat 18'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Hayat bir hikayedir. Geçip giden hatıraların gönlümüzde kalan gölgesi. Ve her hikaye bir türküdür. Gönülden dile namesi. Sevda yüklü türkü. Nereden sor beni? Kanal Avrupa'dan yeni bir program. Her türkü bir. Belu Mediko Düsseldorf'un sunduğu Kadınca devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, tekrar göz doktorumuz Sayın Levent Kanal ile beraberiz. Ve glokom rahatsızlıklarımıza devam ediyoruz. Hocam, glokom teşhisi konulduktan sonra sürekli hastanın doktor tedavisini gitmeli mi? Evet, mutlaka ve mutlaka hastamız glokom teşhisi konulduktan sonra her 3 ayda veya da her 3-4 ayda göz doktoruna gitmeye mecburiyetindedir. Bir rutin kontrolü olmaz. Rutin değil, artık bu rutinden çıkıyor. Çıkıyor. Sürekli kontrol altında kalması şart. Çünkü göz damlası tedavisine başlanmış olunur. Başlandıysa, başlanmadıysa göz tansiyon ölçümünün kontrolüne olur. Eğer göz tansiyonu belli bir evreyi açtıysa, açıyorsa, belli bir ölçüyü açıyorsa mutlaka göz damlası tedavisine uygulanır. Eğer çok daha fazla kendini aşıyorsa lazer tedavisine yol açılabilir. Damla tedavisinde 4 evresi vardır damla tedavisinin. O yüzden göz tansiyonu yani 18-19'ları geçmemesi mecburiyetinde. Bu yüzden de bu kontrol altında kalması şart. Ve yılda bir kere de az önce bahsettiğim gibi göz sinir tomografisi çekilmesi şart. İlerleme var mı yok mu diye. Peki hocam, glokom ne zaman ameliyat edilmeli? Ameliyatlardan sonra da yan etkileri nelerdir? Ya glokom önce damla tedavisinde başlanılır. Dediğim gibi 4 evresi vardır.
dördüncü evreyi geçtikten sonra ve göz tansiyonu düzelmiyorsa ve göz sinirinin çukurluğu, oyukluğu çok fazla, daha fazla hızlı şekilde ilerliyorsa ve görme çevresinde bozukluklar oluşuyorsa ameliyat olmasını tavsiye ederiz hastamızın. Peki biraz da miyop rahatsızlığına gelelim. Miyop da çoğu insanımızda bulunan bir göz rahatsızlığı mı diyelim? Miyop nedir? Miyop, miyopi gözün şeklinin çok hızlı büyümesinden meydana gelir. Miyop hastalığı yani gözlüklerde eksi ölçüler olur. Bu ölçü birden başlar, ikiden başlar. Çok geç fark edildiyse 3-4'ten başlar. Ama bunun sonu yok yani. Eksi 20'lere kadar yol açılır. Ama miyopide maalesef retinanın göz büyüdükçe retina tabakasının incelir. Ve inceldiği takdirde gözün arkasında hasarlar oluşur. Bunu dikkat etmek lazım. Yani retinanın kalkmasına sebep olabilir maalesef. O yüzden miyop hastaları mutlaka sürekli göz doktoruna gitmesi mecburdur. Miyop tedavileri nelerdir desem? Miyop tedavisi yaşa bağlı. Çocuklardaysa, çocuklarımız oluşursa miyopi yakına bakıyordur. Sürekli tablete oynar, cep telefonu oynar. Çok kitap okuyan insanlarda bu miyopi çok hızlı ilerler. O yüzden bizim tavsiyemiz çocuklarımıza mutlaka dışarıya çıkmaları, dışarı çıksınlar. Eğer miyopi ileriki yaşlarda varsa, oluşuyorsa o ölçüye göre kontak lens kullanılabilir. Kontak lens, sert kontak lensler bu miyopiyi biraz daha yavaşlatır. Bunun gibi ya da damla tedavileri vardır çocuklarda kullanılan. Bu damlayla da miyopiyi yavaşlar. Bunu mesela her göz doktoru yapmaz. Bu kontak lens olayını da her göz doktoru bilmez. İlerlemesini durdurmasına imkanlarımız yavaş, durdurmamız imkansız ama yavaşlatma imkanlarımız var. Ama tabii bu hastamız da 20-23'ten sonra eğer stabilse az önce bahsettiğimiz gibi lazik tedavisiyle miyopiden kurtulabilir. Ama miyopiden sadece görmeyin göz ışının kırılmasını düzeltebiliriz. Tabii gözün büyüklüğünü engelleyemeyiz, düzeltemeyiz tabii. Hocam ben sadece bunu çocuklara bağlamıyorum. Son yıllardır sanırım bunun artık yaş grubu yok. Yani hepimizin elinde maalesef saatlerce cep telefonları bulunuyor. Ve keşke kitap okusak, keşke kitaba bu kadar zaman harcasak ki ben elimden geleni yapıyorum. Ama bu kadar cep telefonlarının gözlerimize vermiş olduğu zararlardan biraz da bahsedelim. Bir uzman hekim olarak. Ya şöyle çocuklarımız büyüdüğü takdirde gözde büyüme ihtimali var. Ama tabii büyüme yani yaşaması aşıldıktan sonra artık gözün şekli de yakına bakmakla, cep telefonuna bakmakla ilerlemez. Yani miyopi ilerlemez genel olarak. Ama gözün hastalık varsa tabii ilerler. Yani cep telefonlarımızdaki bu tabletlerde en büyük problemlerden bir tanesi de mavi ışındır. Bu mavi ışın da gözün görme merkezine zarar verir maalesef. Kuruma meydana gelir mi? Göz kuruma. O da olur. O da olma ihtimali de var. Ama asıl problem retinadadır. Görme merkezinde sarı noktadadır yani. Işın, mavi ışının zararları oraya denk gelir. Evet. Miyopta lazer tedaviyle kurtulmak mümkün müdür hocam? Tabii. Dünyada en çok uygulanan yöntemlerden, ameliyatlardan bir tanesi lazik ameliyatı. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de miyopidir yani. Çünkü eksi birden, ikiden, üçten başlanılır lazik tedavisine uygulanılır. Bundan tabii belli bir ölçüme kadar yani eksi bunun Avrupa'da bir oran vardır. Gözün kornea kalınlığıyla alakalı ve hangi miyopiye karşı kadar gidebilen, lazik tedavisi olabilen yöntem ölçümler vardır, tabelası vardır. Ona göre yani eksi 10'a kadar lazik tedavisi uygulanabilir. Peki hocam, hangi hastalar nasıl ameliyata uygun değildir? İnce korneası olan hastalar uygun değildir. Korneasında leke olan hastalar da uygun değildir. Ve gözün kendi bir hastalığı olup da olursa onlar da mutlaka uygun değildir. Görme tembelliği olan insanlarda bunu bilmek lazım. Eğer gözün çocukluktan beri görmüyorsa lazik tedavisi de fayda etmez. Çünkü o senin bir gözün birisi tembelse, %30 görüyorsa lazikten sonra da %30 görür. Yani bunu bilmek lazım. Bunu mesela en büyük karşılaştığım mesela yurt dışına ameliyat olan hastalarımdan gelip de şikayet edenlerden bir tanesi budur yani. Hasta anlatmıyor, doktor anlatmıyor.
Sen biz hallederiz diyor. Hallederiz, hallederiz. Böyle bir yöntem yoktur. Doktorun kendi bir otoritesine yani sahip çıkması lazım ve bunu da koruması lazım. Yani %30 gören bir göz tembelliği varsa lazikten sonra da %30 görür maalesef. Peki hocam, lazer teknolojisi son teknoloji olarak hangi lazer teknolojileri kullanmaktadır? Evet, son bir yılda yani son bir buçuk yılda meydana gelen yeni yöntemler var laziklerde. Bunlar bizim hastanelerimizde de mevcuttur. Bir tanesi non-touch dediğimiz, hiç kesintisiz, hiç kesmeden direkt lazer yapılır. Evet, çok enteresan bir yöntem. Evet, non-touch dediğimiz yöntem, trans-PAK dediğimiz bir yöntem. Hiçbir şekilde kesilmeden, hiçbir şekilde ilaç tedavisi olmadan direkt gözün yüzeyindeki epitel tabakasını kaldırılır. Kaldırıyor. Ondan sonra direkt korneanın ölçümünü düzeltecek şekilde lazerini yapılır ve kendini kapanmasını beklenilir. Bu yöntem vardır. Presbiyopi desem hocam. Presbiyopi. Evet, bu yaşlılıkla meydana gelen yakınlarda görme bozukluğu olan yöntemlerde de artık yeni bir yöntem var. Bu da son bir yılda meydana gelen dünyaya tanımlanan Alman doktorlarının sunduğu bir yöntem vardı. Yani bu da biz kendimiz de aynı şekilde o dahiliz o kategoriye, o araştırmaları yapan kliniğimiz bizim de. Burada da yakına düzeltme lazer teknolojisi de oluşmuş bir durumdadır yani. Şimdi lazerle önceden bu görünmüyordu. Yani yakını düzeltme imkanı yoktu lazerle. İmkanı yoktu. Evet. Yoktu. Evet. Bu son bir yılda artık mevcut, mümkün. Evet, daha önceleri çünkü bunu başhekimime sormuştum. Böyle bir şansımızın olmadığını söylediler ama şu anda gerçekten sevindirici bir haber. lazerin sizce hangisi güvenilirdir? Yani benim kanaatim en güzel yöntemlerden bir tanesi femtolazik. Yani ama tabii bunun da alete bağlı. Aletin yeni olması lazım. Çok eski yöntemlere gitmemesi lazım. Evet. Yani bizim en çok sevdiğimiz, uyguladığımız, severek uyguladığımız yöntem femtolaziktir. Hocam, geri dönme riski var mıdır? Eğer ilk teşhis düzgün konulmadıysa, yani az önce bahsettiğim gibi kontrol stabil değilse, o son bir 2-3 aylık, 3-6 aylık bir kontrol altında değildiyseniz ve yine buna rağmen lazik yapıldıysanız, sizin tabii görmenizde bozukluğa eğimli misiniz değil misiniz bunu bilinmiyor. O günün itibariyle, o günün ölçüsünde lazik yapılır, o günün ölçüsünde kalır ama ilerlerse yine ilerler. Bizim yöntemimiz böyle değil. O yüzden bizim yöntemimiz mutlaka hastalarımız stabil olması şarttır. Stabil olduğu sürece ilerlemez. Ama tabii bu ne kadar ilerlemez? Bu bir 10 yıl diyeyim, 15 yıl ilerlemez. Ama 40'ından sonra mutlaka yine yakın gözlüğe ihtiyacı duyabiliriz. Bayanlarda sanırım hormonlarla ilgili bir dava mı hocam? Yok. Değil. 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 Hormonların göze etkisi vardır ama kadın hormonlarının göze etkisi kuruluğu sadece yol açar. O kadar. Sadece hani kadınların hormonal değişimi göz kuruluğuna sadece sebep olur. En büyük problem gözünde odur. Bunu da bilmiş olduk. Peki hocam, premium akıllı lens hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Evet, şimdi presbiyopi bölümünde yani yakını görme problemi olan 45'inden sonra başımıza gelen problemlerin kurtulmanın bir yöntemi de akıllı mercektir. Merceklerin tabii az önce bahsettiğimiz gibi katarakt ameliyatında gözün içine bir mercek yerleştirilir. Bu merceklerin çeşitleri vardır. Özel filtreli ışın, yani güneş ışınına UVB, UVA ışınına filtrelenmiş bir mercekler vardır. Evet. Makulayı koruyucu bir mercekler vardır. Ve görmemizi, yani göz ölçümüne göre mercekler vardır. Bazı mercekler vardır, asferiktir. Bunlar akşamları görmeyi çok daha iyi sebep olur. Çizgileri, renkleri daha net görmemize sebepler olur. Ama bunlar tabii sağlık sigortasının ödemediği merceklerdir. Bu farkını, sağlık sigortasının ödediğinle ödemediğinin farkını mutlaka hasta ödemesi gerekir. Ya da biraz özele mi giriyor? Bu özel tedaviye giriyor. Tedaviye giriyor, evet. Bazı hastalarımızda astigmat vardır. Astigmat
şekli, yani asigmatın ölçüsüne göre, asigmatın derecesine göre oraya özel yerleştirilen, yani bu asigmatı düzeltecek olan, sıfırlayabilecek olan mercekler vardır. Bunlar da torik merceklerdir. Yani o zaman bunlar da yine gözlüksüz bir yöntemi görebilir. Ya uzak ya yakına anlaşılır doktorla, bunu kurtarılır. Ama diğer yöne de gözlük kullanır. Ama eğer hasta derse ben kesinlikle gözlük istemiyorum doktor bey diyor, hani gözlükten tamamen kurtulmak istiyorum diyorsa, bunun yöntemleri de akıllı merceklerdir. Yani ya iki boyutlu, iki odaklı mercektir ya da üç odaklı mercektir. Yani şimdi artık günümüzde hep genelde üç odaklı kullanıp bakarız. Ya uzağa bakarız, en çok kullandığımız bilgisayar başında olduğumuz için bilgisayar mesafesine bakarız. Ya da kitap okuduğumuz zaman veya da cep telefonuna baktığımız zaman yakın mesafesidir. O yüzden bu üç odaklıdır. Yakın, orta mesafe, uzak mesafeye odaklıdır. Bunlar adı akıllı mercektir. O yüzden akıllı mercek aslında tabiri, bunlar Türkiye'deki hekimlerin bulduğu bir kavramdır. Ama benim kanaatimce tamamen yanlış bir kavram. Az önce dediğim gibi üç odaklı demiş olsalar daha olur, daha düzgün olur. Almanya'da da adı trifokal linze. Trifokal 3 demek, fokal demiş 3 odak demek. 3 odaklı mercektir. Açıklaması daha mı geniş olur bilgi açısından? Tabii daha düzgün olur, daha doğru olur. Şimdi akıllı mercek deyince çok akıllıymış gibi, çok bir özel bir yöntemleri varmış diye. Yok, öyle bir şey yok. Bunların da gen etkileri vardır. Bunu mesela doktorları fazla anlatmayabiliyor. Her ışıkların etrafında çember görürler. Ondan sonra her çember gördüğünü bu problem. Bir de çok ışık ihtiyacı daha olur, daha fazla olur. Ha, birazcık daha bulanık, karanlıkta olduğunu hisseder hasta. Bunu da bilmek lazım akıllı merceklerden. Bu yüzden akıllı, hani ameliyat, katarak ameliyatı bir ara bir yere, ama bu akıllı mercek, özel mercek, premium mercekleri girdiğin takdirde bu zaman, o zaman merkezinizi çok daha iyi seçmeniz lazım. Hani ameliyat, katarakt ameliyatı haricinde ameliyat olduğunuz merkezi çok daha iyi seçmeniz lazım. Bu merkezler çok özeldir, özel yetiştirilmiştir ve özel donatımlı bir merkezlerdir. O yüzden ameliyatları yapacağınız zaman mutlaka çok ve çok iyi bir doktor olması lazım. Çünkü akıllı mercek tam sabit ortada durmadığı takdirde çok büyük problemler oluşturabilir. Eğer tam düzgün dört dörtlük merkezi şekilde yerleştirdiği sürece hiç problem yoktur. Yani doktorumuzu iyi seçmemiz gerekiyor. Mutlaka gözlerinizi herkese emanet etmeyin diyorum, herkese, hastalarımıza. Gözlerimizi herkese emanet etmeyelim. Peki hocam, her ameliyattan sonra tabii ki yan etkileri var dedik. Her ameliyatın yan etkileri var dedik. Bir de bu göz ameliyatından sonra meydana gelen göz kurulukları'yla ilgili kullandığımız damlaları biraz konuşmak istiyorum. Evet, bu da maalesef yani yaşla alakalı çoktur. Çok alakası vardır. Çünkü merceklerimiz gözümüzü hissettirmez. Hani bazı hastalarımız diyor ki ben merceği hissediyorum diyor. Yok, öyle bir şey yok. Yani öyle bir imkan yok yani. Yabancı bir madde hissiyatı psikolojik, aynen, olarak gelen psikolojik bir duygudur acaba? Aynen öyledir. Ama şimdi lazik ameliyatında olsun ya da katarakt ameliyatında olsun mutlaka göz kuruluğuna neden olabilir. Evet. Bu çok az rastlanan bir olay değildir. Çok sık göz rastlanan bir olaydır. Bu yüzden sürekli hastanın suni gözyaşına ihtiyaç duyabilir. Bu sadece bir ay, iki ay değil. Bu bazen altı ay, bazen bir yıla kadar neden olabiliyor. Lazik ameliyatlarından sonra eğer güzel yapmadıysa doktor, düzgün yapmadıysa, eğer çizimini tam şekilde koymadıysa bu daha çok fazla neden olabilir. Çünkü korneamız vücudumuzun en yoğun sinir sistemine sahip olan bir organ değil, bir dokudur. Yani. O yüzden lazikte de çizimler çok önemlidir. Ettiğimiz lazik, kullandığımız lazik alanının nereye yerleştirildiği önemlidir. Katarakta da açıp gözünün içine girme açılmanın çok küçük olması lazım. O yüzden bu oranlar düşüyor tabii. Peki hocam, bir sorum daha var. Beni ameliyat eden göz doktorumun kendisi de gözlük kullanıcısıydım. Neden? Çoğu göz doktorlarımız gözlükleri atmıyorlar mı? Vedalaşmak mı istemiyorlar? Veya daha mı riskli olur düşüncesi var diyerekten. Tabii ki hastanın aklına gelen sorulardan bir tanesi. Hocam siz neden göz ameliyatı olmuyorsunuz? Siz neden gözlük kullanıyorsunuz diye sorular gelmişti. Bunu biraz açabilir miyiz? Açabiliriz. Sizin yok gerçi benim ama. Gözlüğüm yok. Benim gözlüğüm yok. Benim gözlük ihtiyacım da yok çok şükür şu an.
Ama bazı doktorlar kullanmıyor. Çünkü şimdi bazı doktorlar olma riskin olma ihtimalini bildikleri için tabii çekiniyorlar tabii. Kendileri mesela iyi doktor olduğu sürece mesela şimdi sorsanız siz kime gidersiniz diye. Ben de bilemiyorum şimdi şu an kime evet, gidiyorum. Ama hastalarıma daha. Derim yani. Hastalarım yani rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bana gelebilirler. Ben ameliyatı ne yapabilirim, uygulayabilirim diye. Ama şimdi siz kime gidersiniz dediğin zaman biraz insan tabii tedirgin olabiliyor. Çünkü göz biliyoruz. Çünkü göz doktoru olduğumuz için her türlü komplikasyonu görüyoruz. Her türlü hastalıkları gördüğümüz için. Riskleri daha riskleri iyi tahmin için, edebiliyorsunuz. Tabii. Ve göz kaybının ne demek ne demek olduğunu da çok daha iyi kavrayabildiğimiz için biz tabii gözümüzde, kendi gözümüzde herkese tabii emanet etmeyiz. Çok bildiğimiz, güvendiğimiz birisi gözünüz olması lazım. Gözümüz gibi bakıyorsunuz. Gözümüzü de gözümüz gibi bakarız tabii. Peki hocam, siz çok başarılı bir iş adamısınız. Aynı zamanda gerçekten deneyimli bir operatörsünüz. Bu gurur verici. Almanya'da sizin gibi bir hekimimizin olması. Ki ben Mustafa Kemal Atatürk'ün o lafını çok seviyorum ve çok da güveniyorum. Onun için o dönem maalesef Almanya'da çok göz hekimlerimiz yoktu. Biz de onun için kendi ülkemizi tercih ettik. Bugün tabii ki düşüncelerimiz farklı. Her alanda farklı. Ama genelde biz Türk hekimlerine güveniyoruz. Bu güvenceyi tekrar bize kazandırdınız. Tüm alandaki hekimlerimiz gibi. Siz teferruatlı bir çalışma hayatınız var. Hem yurt dışında hem Avrupa'da. 11 klinik dile kolay, 11 kliniği imza atmışsınız. 12. kliniği herhangi dünyanın başka bir ülkesine kurmayı, açmayı düşünüyor musunuz? Öyle teklifler geliyor sürekli. Olabilir. Mutlaka bunun ya bir Arap ülkesinde, çünkü oradan çok hastalarımız geliyor. Arap Dubai'den, enteresan. Suudi Arabistan'dan, Mısır'dan, Fas'tan öyle hastalarımız, çok hastalarımız geliyor. O yüzden bir Arap ülkesi olabilir. Bu teklifler böyle geliyor. Bu tarafa yönelik. Diğer tekliflerde bizim hangi hasta ülkelerden gelen hastalarımız neresi yoğunsa oraya tabii yöneliyoruz biz de. Fransa olabilir. Ya da en büyük ihtimalle İngiltere. Londra. Hangi ülkelerden daha çok hastaları ağırlıyorsunuz desem? Yani şu an Rusya Savaşı'ndan ötürü biraz Rusya'dan gelen hastalarımız çok azaldı. Evet, Ukrayna'dan nasıl? Hastalarımız evet. Azaldı bayağı. Çok neredeyse hemen hemen sıfıra düştü. Ama ondan önce Rusya'dan, Ukrayna'dan, İngiltere'den, Londra'dan, Fransa'nın her köşesinden, Kuzey Afrika, Mısır'dan tutun Fas'a kadar birçok hastalarımız var Dubai'den, Abu Dhabi'den, Katar'dan. Wiesbaden zaten sağlık sektöründe dünyada en önde gelen merkez şehirlerden bir tanesi sağlık sektöründe. Çünkü sağlık turizmi Wiesbaden'de inanılmaz şekilde fazladır. Wiesbaden'in öyle o yüzden bir köklü bir tarihi vardır. Hekimler, doktorlar alanında. Biz bir ara, büyük bir ara her doktor Wiesbaden'e giremiyormuş. Orada muayene açamıyormuş. Ben Duisburg'da çalışıyordum en son. Buradan götürdüler beni oraya. Oraya mutlaka gelmeniz lazım diye. Siz bu arada Oberhausen doğumlusunuz. Ben Oberhausen doğuma büyümeyim, evet. Yani burası size yabancı burası bir şehir değil. Burası bana yabancı bir şehir değil. Rhein-Ruhr. Evet, benim çalıştığım hastanede buranın karşısındaydı. Öyle mi? Evet. Peki, klinikte kaç çalışanız var hocam? Toplam mı kaç? Yani toplam eleman sayımız 100'e yakın. 100'e yakın. 25'i doktor. Sizin gibi bu meslek alanını seçmek isteyen gençlerimize neler tavsiye edersiniz? Ya mutlaka zorlu aşamaları mutlaka var tabii ki bu alanın ama mutlaka var. Zorlu aşamalar olmayan bir bölüm ben tanımıyorum. Ama hukuk gibi, hukuk fakültesi gibi, tıp fakültesi gibi bu fakültelerde zorlu aşamaları tabii biraz daha fazla, biraz daha yüksek maalesef. Ama İnanın hani başarılmayacak diye bir şey yok. Hani herkes mutlaka çaba gösterdiği sürece her şeyi başarır. Azim. Azim çok azim önemli. Önemli ama kendinizden çalışkanlık. Örnek verirseniz. Çünkü ben biraz okudum sizinle ilgili. Siz aynı zamanda dergimize de çok değerli bilgiler yazmışsınız. Ve başta da belirttik. Kadınca dergimizin Doktor Levent kanalı aynı zamanda da sponsoru. Kendinizden biraz bu konuyla ilgili bahsederseniz belki biraz daha rahatlık olur. Almanya'da böyle bir klinik serisini açmak, 11 kliniğe imza atmak
aynı zamanda doktor hekim yetiştirmek kolay bir şey değil. Bu başarınızdan dolayı gerçekten canı gönlü tebrikler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok gurur vereceğim. Yani gençlerimiz mutlaka azimli olması lazım. Yoksa çalışkan olması lazım. Azim ve çalışkanlık birleşiminde birçok şeyler meydana gelir. Çok zeki olursunuz. Çalışkan değilseniz ve cesaret olmadığı sürece ilerleyemezsiniz. Benim her zaman örnek aldığım babamdır. Benim babam... Evet, aileye geleceğim. Evet, Türkiye'de memuriyetten istifa etmiş, gelmiş buraya Almanya'da. Evet. Maden ocağında çalışmış birisi. Ve kendisi çok Almanca'ya hakim olmamasına rağmen burada birçok güzel başarıya imza atmış birisi. O da ben 10 yaşındayken sürekli beni tercüman olarak yanında götürürdü her yere. Her bankayla konuşmalara da, her bir bürokrasi işlerinde tercüman olarak ben yanında olurdum. O yüzden biraz erken yaşta başladık tabii biz. Bizler hep böyle başladık. Öyle. Anne babanın yanında tercüman olarak her zaman giderdik. Tabii. Neden göz doktoruluğunu seçtiniz desem? Yani göz doktoru... Başka bir alanını ele almadınız. Neden göz hekimliğini seçtiniz? Yani göz doktorları benim aklımdan bile geçmiyordu. Ama tıp ilerledikçe, tıp bittikten sonra yüz çene cerrahı olmak istiyordum. Ama birçok sevdiğim bir abim var. Tamer abi de Almanya'nın ve Avrupa'nın gerçekten en başarılı göz doktorlarından bir tanesi. O mutlaka tavsiye etti, mutlaka ol. Benim babamın kuzeni var, o da İstanbul'da göz profesörü kendisi aynı zamanda, ama o beni ikna edememişti. Ama benim bir öğretmenim vardı, diyordu eş seçimi, yaşayacağın şehir seçimi ve iş seçimi, meslek seçimi zeka işidir diye. Bu aklıma geliyordu. Her zaman aklımda buydu. Ne demek istediğini tabii o an çocukken aklına fark etmiyorsun ama yaş ilerledikçe görüyorsunuz. Yani bizim mesleğimiz çok temiz bir meslek. Yani hiçbir hastayla temas olmayan bir hasta meslek. Çok fazla kan olmayan, görmediğimiz bir meslek. Göz kapak ameliyatları haricinde. Oturarak ameliyat ederiz. Oturarak muayene ederiz. O yüzden yani neşeli bir meslek. Hastalara direkt netice veririz. Mesela gözlükten kurtulma neticesi hemen anında, ertesi bir saat sonra görür mesela hasta. Bundan çok memnun olur, çok sevindirir. Onun mutluluğu biz de paylaşıyoruz. Katarakt ameliyatından sonra hasta ertesi günü gözü açılır. Bam, hiç görmeyen bir gözü görür. Ve o ilk anı yaşamak bizi çok mutlu eder tabii. Oysa göz denildiği zaman insan bir kere daha düşünüyor. Çünkü sonuçta en hassas organımız, görmemezlik demek ne demek? Bunu düşündüğünüz zaman bir defa daha düşünüyorsunuz, acaba ameliyat olsam mı, gözlüğe devam mı etsem diyerekten. Ama bir hekimin bu kadar kendinden emin olması demek ki ne kadar başarılı bir hekim olduğunu da gösteriyor. Sizler bundan keyif alırken biz oraya titreyerek geliyoruz. Çoğu seyircimiz diyor ki, biz çok düşünüyoruz, taşınıyoruz, korkuyoruz ve geri adım atıyoruz. Böylelikle de yıllar alıp başını gidiyor. Biz hala göz ameliyatı olmaktan çekiniyoruz. Ama demek ki bu kadar korkulacak bir durum değilmiş. Yok, kesinlikle. Öyle çok fazla bir korkulacak bir durum yok ortada. Yani iyi bir donatımlı bir hekim olduğu sürece karşınızdaki doktor, hiçbir problem yoktur. Bence. Peki hocam, gerçekten çok değerli bilgiler edinildik. Çok güzel, keyifli bir sohbettim. Benim için çok keyifliydi. Gerçekten de çok gurur verici, çok onur verici. Böylesine güzel rahatsızlığı olan hastalarımızın çare kapılarısınız. 11 klinik Almanya çapında. Ben buraya kadar yorulduğunuz için, geldiğiniz için, bu bilgileri bize verdiğiniz için Kadınca Dergisi adına çok 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 teşekkürlerimi sunuyorum. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik sevgili seyirciler. Doktor Levent Kanal, operatör doktor, göz tansiyonu hastalıklarını, miyop ve katarak ameliyatlarını, yöntemlerini, tedavilerini konuştuk. Çok keyifli bir sohbet oldu. İnanıyorum ki çok güzel bilgilerle karşınıza çıktık. Dop dolu bir program oldu. Ben buradan tekrar Doktor Levent Kanal'a çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hem başarılı bir hekim olduğundan dolayı, hem bizim sponsorumuz olduğu için, hem buraya kadar yorulduğu için, bir ispatından kalkıp buraya kadar geldiği için
Kadınca Dergisi adına çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bilgilerdi. Çok sağ olun. Başarılarınızın devamını dilerim. Çok teşekkür ederim. En yakın zamanda ben de muayenenize kesin geleceğim. Beklerim, buyurun. Kontrole geleceğim. Memnuniyetle. Çok teşekkür ederim hocam. Ayağınıza sağlık. Size çok sağ olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Siz de kendinize iyi bakın. Evet sevgili seyirciler, bu haftanın da sonuna geldik. Ne diyoruz? Gözünüzle bakın, güzel gözlerle bakın, sevdiklerinize gözünüz gibi bakın. Biz küçük bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Kadınca dergimizin 12 Haziran 9. İş Kadın Birliğimiz Köln'de tekrarlanacak. Başvurularınızı telefon numaramızın üzerinde bize ulaşabilirsiniz. Biz çok keyif aldık. Haftaya tekrar sizinle birlikte Kanal Avrupa'da, Avrupa'nın tek kanalında tekrar bir arada olacağız. Sevgiyle kalın, hayırlı iftarlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu, huzurlu bir hafta dileğiyle. Hoşça kalın efendim.